Selamlar herkese. Hançer ben. Manor maceramız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Canlı yayın kontrollerimizi yapalım. Sesimi alabiliyor musunuz? Oyunun sesi geliyor mu? Mikrofon sizde. Sesim geliyor. Şahane. Üçüncü bölüme hoş geldiniz arkadaşlar. Ben de hoş geldim. Geçen bölüm epey bir büyüttük köyümüzü. Nüfusumuz 170'e dayanmış. Ufak tefek bir villa yaptık kendimize buraya. Vergi almaya başladık. Ve bir tane de ufak kasaba kurduk. Nerede? Burada. Mordor diye geçiyor. Burada bu bölüm testler yapacağız. Ticaretti, evlerdi vesaire. Mekanikleri deneyeceğiz. Test alanımız olacak ve birazcık büyüteceğiz muhtemelen ikinci şehri. Bu bölüm. Onun ardından hayvancılığa geçmeyi planlıyorum. Oyun vesaire alacağız. Ordumuzu biraz daha büyüteceğiz. Savaşlara gireceğiz mümkün olduğunca. Ve oyunu keşfetmeye devam edeceğiz sizlerle beraber. Hepinize teker teker selamlar. Yetişemiyorum cevaplamaya. Sonbahardayız şu anda arkadaşlar. 6 aylık yakacağımız 12 aylık yemeğimiz var. Bence başlatabiliriz. Gayet iyi bir noktadayız. Çok büyük bir kriz yaşayacağımızı açıkçası zannetmiyorum. Ve bir amacımız da Hançerya'yı son level'a çıkarmak. 6 tane daha ev upgrade'lememiz gerekiyor. Haydi bununla başlayalım hedef olarak. Yavaştan da kışa gireceğiz zaten. Oyunu Türkçe yapmadım çünkü save dosyam bozulur diye korktum. İngilizce üzerine yapılmış bir save bu. Ve early access bile değil arkadaşlar elimdeki sürüm. En ufak bir şey bile bug yaratabilir, çökertebilir. O yüzden early access'e çıksın, yeni bir sezon yaparız. Türkçe oynarız o kadar istediğiniz için. Hoppa, aksiyonla başladı arkadaşlar. Bir tane bandit kampı belirmiş. Gidip temizleyeceğiz şimdi bunu. Muhtemelen diğer ordu da gelecek buraya. Nerede? Birazcık doğuda. Haydi buna gidelim. Doğuda değil affedersiniz. Sarı olanlar düşmanın haritası. Bölgeleri. Bunlar benim. Dünyanın diğer ucunda çıktı bandit kampı. Gidebilecek miyiz? Ordumuzu hazırlayalım. Bakalım belki gidebiliriz. Birazcık uzakta duruyor ama. Teşekkürler Osman. Aynen. Osman zaten ordumuzda. Bu arada destekçileri şöyle en kuvvetli. Bir grubumuz var. Özel askerleri. Köyün. Onlardan bir tanesi Osman birincisi. Bir saniye. Osman'a bir şey olmuş. Osman öldü mü? Osman ölmüş galiba.
Ha, birincisi Osman, tamam. Azman gibi. Bunları kullanacağız şimdi arkadaşlar. Takipçilerim banditleri temizleyecek. Buraya topluyoruz şehir meydanına. Tekrar teşekkürler Osman. Osman'ı askerlerimizin şeyi yapacağım, lideri. Öyle bir şey varsa. Böyle arkadaşlar, özel askerlerimiz bunlar. Bayağı kuvvetliler. Ve şimdi banditlere yollayacağım bunları. Kampı temizleyeceğiz. Kaç tane bandit var, ona bakmadık bu arada. Şurada kamp ormanın içinde. Buraya doğru yürütelim yavaştan. Hatta koşturtalım. Kalabalık gibiler ama bizim askerler üstünden geçecek onların. Plate Armor upgrade'i yaptık en son. Darmadağın edeceğimizi düşünüyorum. Okey. Askerlerimiz yola çıktı. Unutmayacağım umarım onları. Biz de köyle ilgilenelim. Koştura koştura gidiyorlar. Koşturunca arkadaşlar staminaları eriyor birazcık. Ama sıkıntı yok. Mesafe oldukça uzun. Bu bölüm tarla işini de çözeceğiz. İkinci bölüme birkaç arkadaş yorum yapmış. Bence doğru şeyler yazmışlar. Birkaç şey ıskaladık arkadaşlar. Sonbahara geldiğimizde hoppa, diğer ordu da geldi. Bu da banditlere gidiyor. Benden önce mi gidecek? O burada arkadaşlar. Hayır, biz önce gideceğiz. Biz buradayız. Biz buradayız. Bu bölümde muhtemelen bu kralla her neyse kapışmayacağız. Ama bir iki bölüme büyük ordu savaşları olacak arkadaşlar. Çünkü finansal olarak çok kuvvetlendik. Nüfusumuz da arttı. 50'ye 50, belki 100'e 100 savaşlar görebiliriz 1-2 bölüme. Dediğim gibi tarla işini biraz daha düzelteceğiz. Sonbaharda hasada başlayabiliyorsunuz ama başında başlamamıza gerek yok. Biraz daha büyümesini bekleyeceğiz. Şu anda Nadas'a bıraktım hepsini. Hatta Nadas'a bırakmışken şunu ikiye böleceğim arkadaşlar. Emin miyim? Elbette. İki tane daha ufak tarla yapacağız buraya. Zaten müthiş verimli. Bir şöyle. Bu bile büyük ya. Üç tane bile yapabiliriz, biliyor musunuz? Yani oyunu yapanlar şey diyor, birlik boyut ideal diyor. Mesela şöyle yaparsam tam bir oldu. Sağda yazıyor. Bir tanesi bu. İkincisi bu. Bu da birlik. Üçüncüyü de buraya koyarım. 1.1. Çok iyi oldu. Bir sürü tarlamız oldu gerçekten. Hoş geldin Halil. Bu arada ordumuzu unutmayalım. Heh, gidiyorlar. Gidiyorlar. Banditler nerede? Birazcık vakit alacak. Umarım unutmayacağım. Geçen bölüm çünkü unuttum. Bizimkiler eritmiş bile ben bakmazken. Şimdi tarlaları ne yapacağız? Verimliliklerine bakıyoruz arkadaşlar. %59 diyor. Mesela seneye buna buğday basacağım. Şimdi böyle yapmayayım da şimdi ekmeği çabalarlar. Bunların hepsi boşta dursun. Bakarız. Nadas'a bırakınca verimleri artıyor oldukça. Ve 6 kişi boşta duruyor aslında. Bunları değerlendirelim mi? 6 kişi. Öğütlen bitmiş. Demir madeninde full çalışıyorlar. Odun toplasın bir kişi. Bir kişi kömüre attım. Depolar bence iyi çalışıyor. Tarladaki herkesi kovabiliriz şimdilik. Değirmendekiler çalışıyor mu? Un yapıyorlar. Onu da kovalım. Şimdilik gerek yok.
Bir sonraki sezon çalışırlar. Bir sürü insan var boşta şu anda. Değerlendirebiliriz bunları. Orduyu koşturarak yolladım ama dibine kadar yollamadım. Orada bir nefeslendirteceğim. Yaklaştık zaten. Çünkü diğer ordu da geliyor. Ya çok uzaktalar. Tamam, yürüyerek bile alırız. Zaten yorulunca şey, yürümeyi geçmiş arkadaşlar otomatik. Kamp burada. Ben şuraya yolluyorum orduyu. Oradan sonra bir enerji nefes toplarlar. Ve daldırtırız. Şimdi popülasyonumuzda bir sürü insan boşta. Bunları ne yapsak acaba? Bir tane daha oduncu yapabilirim arkadaşlar. Yapsak mı? Kereste toplasınlar. Biraz daha uzakta bir yere belki koyabiliriz. İki taneyi hiç denemedim. Ama stokta biriktirelim değil mi? Çok da uzağa yapmayalım. Mesela şuraya koyabilirim. Okey, hadi bakalım. Daha fazla kereste toplayacağız. Belki yakacak yapabiliriz. Geleceğe yatırım. Kışın ekebiliyor muyuz? Kışın ekledin de test edebiliriz istiyorsan. Bakalım. Şuna buğday attım. Buraya da bir kişi koydum. Şu anda sonbahar. Bakalım ekecekler mi? Sonbahar da diyor ki topluyorlar. Ama şey de yapıyor. Harmanlıyorlar da diyor. Ekiyorlar da diyor gerçekten. Galiba ekiyorlar sonbaharda. Ama kışın ölüyor mu? Bu çok net değil arkadaşlar. Muhtemelen yine hata yapacağız. Test edelim, öğrenelim. Boşta kaynak var mı? Taş kaynağını bitirdik. Taş yerini yıktık mı geçen bölüm? Bitmiş. Bunu yıkabiliriz arkadaşlar. Taş kalmadı bu haritada. Evet Bilge, birkaç tane kelimeyi söyleyemiyorum. Alarmı diyemiyorum. Plan diyemiyorum. Plan. 2-3 tane öyle kelime var. İyi fark etmişsin. Telaffuz edemiyorum nedense. Türkçe dil desteği olacak, evet. Early Access'te. Ordumuz gitti mi? Ordumuz geldi arkadaşlar. Halen nefesleniyorlar. Yağmurda çok mutlu değiller bence şu anda. Yürürken staminaları doluyor mu? Bir saniye, tebe basıyor burada. Hoppa! Bunu bilmiyordum. Tebe basınca daha detay açılıyor. Atağı 4'müş, zırhı 64, charge yeteneği var, kalkanı var. Diğer şeylere de bakalım arkadaşlar. Muhtemelen diğer askerleri de üretince, buraya ekleyince detaylarına bakabileceğiz. Ordu sayısı galiba 6 grup yapabiliyorsunuz. Tanesi maksimum. Bu ne ya? Buğdayları çaldı banditler. Tanesi 30-35'lik oluyor. 150-200 kişi yapabiliyorsunuz diye biliyorum arkadaşlar. Orduya. 16 kişiler. Darmadağın ederiz. Evet, köy güzel oldu. 20 saat kadar denedim canlı yayına başlamadan önce. Köy inşasına öyle başladım. Dersimi çalıştım. Ormanda kapışacağız gibi, çok bir şey gözükmeyecek. Geldi banditler. Şimdi formasyonlar var arkadaşlar. Dengeliden gideceğim ben. En mantıklısı o gibi geliyor şu anda. Birebir de çok formasyon yapamıyorsunuz açıkçası. Oyun çıkmadı daha. Hayır, az kaldı. Hatta defansif bile gidebiliriz. Defansımızı ikiye katlıyor. Daha az vuruyor diyor. Böylelikle ölmezler. Onların şeyi full staminası mesela. Etkinliği %107 diyor. Bizimkilerin sadece 66. Ama yine ezeceğimizi düşünüyorum. Biraz daha nefes aldırtıyorum bizimkilere. 12-16. %90 alacağız. Full plate şeyi yaptım, upgrade'i. Go.
Bakalım. Bayağı yorgun bizimkiler ama kesinlikle adam kaybedeceğimizi düşünmüyorum. 15, 14, 13, 12. Kaçacaklar şimdi. Haha erittik. Erittik. Şimdi kampa gideceğiz. Burayı lootlayacağız. Koşabilirsiniz. Ve köyümüze geri dönelim. Bu arada kışa giriyoruz. Şeyi de unutmayalım. Burası da Mordor, ikinci köyümüz. 8 aylık yemek, 14 aylık yakacak var. Daha ne olsun. Örtlenler bitmiş. Bunu kovabilirim. Bal yapacağız arkadaşlar buraya. Yetenek ağacından bal açtık. Yapmadım değil mi geçen bölüm? Plank yokmuş. Okey, plank yapalım. Sohbet yapmadım değil mi? Hatırlamaya çalışıyorum geçen bölümü. Yapmamışız. Şuradan plank yapacağız. Ve kışın bal geliyor mu emin değilim. Ordu gelmiş. Bunlar ne yapıyor? 100 kişiler. Ha, bizi çok etkilemeyecek. Bizimkiler bitirdi bile burayı. Elmalar oldu. Muhtemelen elma hasadı alıyoruz artık. Topladık arkadaşlar. Kendi hazineme mi gitsin? Yani ikisi de fark etmez çünkü param o kadar çok ki. Kendi param 111 şey geldi. Zenginlik. Bu kadar mı? Galiba o kadar. Ellerine sağlık. Bunları geri getiriyoruz. Bakalım. İşlemişler arkadaşlar tarlayı ama o kadar da değil. Ben buraya birkaç aile daha atayım. Yukarıdaki oduncu yerimiz hazır mı? Bunu da fullledik. Bakalım ne yapacaklar. Hatta buradan bakabiliriz. Çalışıyorlar. Demek ki sonbaharda tarlayı işleyebiliyorlar. Peki ekerlerse kışın yok olacak mı şeyler? Çok enteresan. Oyunun yapımcıları PDF de yollamış bir tane rehber niyetli 10 sayfa. Hiç bunu anlatmıyor. Yani tarlaya git ek diyor. Hiçbir şekilde detayları anlatmıyor. Selam Ela, nerelerdesin? Bu arada mutsuzluğumuz, mutluluğumuz biraz çakılıyor. Vergi alıyorum ve bira vermiyorum diye. Bu gitgide artacak. Vergi almasam bile olur bir süre açıkçası. Vergileri kapayalım mı? Çünkü 3600 param oldu. Bunu ne yapacağım bilmiyorum bu kadar çok parayı. Buradan vergileri sıfıra çektim. Şunu alıyorum arkadaşlar. Kiliseden... Kiliseye yemek veriyorsunuz ve influence veriyor size. %5 diyelim bakalım %5 ne olacak? Şu anda 500 influence'ımız. O artacak muhtemelen yakında. Ne kadar artacak bilmiyorum. Toprağı işlediler. Birazdan ekecekler. Bakalım buğdaya neler olacak. Malzemelere de bakalım bir yandan. Yumurta arkadaşlar müthiş kuvvetli bu oyunda. Arka bahçelere yaptığımız yumurta yerleri. 260 yumurtayla yaşıyoruz şu anda. Süper. Kesinlikle 100 kişilik bir ordu yapabiliriz şu anda. Kafa bile tutabiliriz diğer şeye, krala, adama. Mordor ne yapıyor? Buradan şimdi ufak tefek plank yapmaya başlayacağız. Onun sayesinde de. Aa, bir saniye. Enteresan bir şey oldu. Var arkadaşlar Türkçe dil desteği. Fiyatı belli değil. Az önce Bandit kampından kendime para yolladım ya. En yakında Mordor olduğu için Mordor'a yolladı. Anchiaria'ya değil. Ki biraz absürtüme geliyor. Çünkü Bandit kampı buradaydı. Çok enteresan detaylar bunlar. Buradaydı. Anchiaria'ya gideceğine para.
Mordor'a geldi. Öldürünce. Yani işime gelir çünkü bahçelere bir sürü şey ekebilirim. Paramız yoktu. Hepsine sebze ektim. Hatta bir tane daha öküz alacağım buraya. Flankler gelsin. Banditler belirli aralıklarla komşu ülkelerden ürün çalıyorlar arkadaşlar. 11 tane mesela buğday çaldılar az önce. Hayatta bırakırsanız onları çok kıymetli şeylerinizi de çalabiliyorlar. O yüzden öldürdüm. Yoksa düzenli olarak sömüreceklerdi bizi. Fiziksel olarak gelmiyorlar ama sınırda olunca çalıyorlar. Habire bir şey çalıyorlar. Çok rahatsız edici bir durum. Harita gayet büyük bence. Kış geliyor. Devasa bir harita var ve ben onda birine bile yayılamadım daha. Cesur askerlerimiz geldi. Yorucu bir seferin ardından ve bunları salıyorum. Evlerine dönebilirler. Burayı ektilerdi arkadaşlar. Bakalım ne olacak kışın. Buraya da %47 biraz az ama haydi buna da arpa eksinler. Bakalım ne oluyor. Gerçekten oyunu anlatmıyor. Sizlerle keşfediyoruz. Şuraya ağaç eksinler. Teknolojik ilerleme birazcık var. Böyle. Ağacın yarısı yok henüz. Şu anda plate armor açtık. Sağlam zırhlar yapabiliyoruz. Ya da tarım üzerine gidebilirsiniz isterseniz. Avcılığa gidebilirsiniz. Sağ tarafta ticaret ağacı. Fena değil. Öyle yüzlerce ticaret şeyi yok. Ama zaten size 5-6 tane puan veriyor. Topu topu. Her bölgeyi ayrı bir şekilde şey yapabiliyorsunuz, inşa edebiliyorsunuz. Hepsinin kendi ticaret ağacı var. Research ağacı. Buraya tavuk koymadım çünkü bahçeleri kasıtlı büyük yaptık arkadaşlar. Bahçeleri büyük yapınca daha çok verim alıyormuşsunuz sebzede. O yüzden büyük bahçelere sebze ektim. Deli gibi sebze gelecek buraya yakında. Tavuk da yaparız, daha küçük evler yapacağım ama onlar için. Mesela tüm aile arka bahçede çalışıyor burada. Müthiş yemek gelecek. Evet, kule yapacağız bir tane birazdan. Villamızın yanına. Onun içine ekstra asker koyabiliyorsunuz. Muhtemelen surda koyacağım. Çevireceğim. Ama kışı atlatalım önce. Ufak tefek plankler gelmeye başladı. Ben öncelikle birkaç ev yapayım şuraya. Bence büyütebiliriz burayı. Kışın o kadar büyütmek sağlıklı değil bence. Ama nispeten ufak evler yapacağım. Aynen, 4 tane yeterli. Bunların arkasına da tavuk koyacağız. Mordor. Ha, inşaat yapacak karakter kalmadı diyor. Haklı. Plankçilerden birini kovabilirim. Ve bal da yapacağız. Bal ne kadar verimli açıkçası bilmiyorum. Daha önce birazcık deneme fırsatım oldu. Şurayı meydan gibi yapacağım. İki tane koyabiliyorsunuz bal yeri. Şimdilik bir taneyi koydum. Mordor'a geri döneriz. İki haftaya açılması lazım. Erken erişime. Bunu da yapıyorlar arkadaşlar. Arpayı da yapıyoruz. Absürt şeyler dönüyor mesela. Bunu tamamen ektik. Büyümeye başladı sonbaharda ama ekilme oranı düşmeye başladı. Yani ölüyor galiba. Galiba ölüyorlar şu anda. Emin değilim, göreceğiz. Değişik. Değişik. Takılsınlar, yeterince ailemiz var şu anda. Veda edebileceğimiz buraya.
Şurada boş evler de var. Halen taşınıyorlar. 170'i geçti popülasyonumuz. Bunları upgrade yapmayacağım çünkü ihtiyaçları çok fazla oluyor. Tebrikler Ali. Bir yıl. Bir yıl önce kaç? 10.000 abonemiz mi vardı? 15.000. Çabuk geçiyor zaman. İnfluansımız arttı arkadaşlar, gördüğünüz gibi. 500'den 514'e çıktı. Ve burada yazmıyor. Kiliseye yemek veriyoruz. Bir şekilde de influans alıyoruz. Bunu ben ona çıkarıyorum. Çünkü yeni bölgeler almak istiyorum. Onun için 1000 ya da 2000 influans gerekiyor. Bunları biriktirmem lazım. Yoksa diğer adam alacak yeni bölgeleri. Mutsuzlukta idare ediyor. Bira olmadığı için birazcık şikayetçiler şimdilik. Arpayı da ekmeye başladılar. Hava şartlarının etkili olduğunu zannetmiyorum arkadaşlar şu aşamada. Ama kuraklık diye bir faktör var. Early Access'te galiba henüz yok. Çünkü Research ağacında kuraklığa karşı bir şeyler var burada. Bu. Ama hiç yazmadı. Yani belki yedik kuraklık. Öyle bir şey görmedim, hissetmedim. Bakalım. %82. Evet. Büyüyor bir şekilde. Sonbaharda buğdayımız. Ekim şeyi %82 diyor. Arpayı da neredeyse full ektiler. Göreceğiz. Diğerlerini de Nadas'a bıraktım. Kıyaslarız, karşılaştırırız neler döndüğünü. Fırın yaptım mı? Hatırlamıyorum açıkçası. Fırın yaptık mı? Fırın yapmadım çünkü hasadımız patladı geçen canlı yayında. Biraz buğdayımız, biraz da unumuz var. 18 unumuz. Ama şu anda fırın yapmak istemiyorum. Toplu bir hasat alalım. Öyle gireceğim muhtemelen. Ve şeyi gördüm arkadaşlar internette. Birden fazla demir kampı koyabiliyor musunuz bölgeye? O yüzden deneyeceğim bunu. Bunları ne yazık ki kovuyorum. Bunu yok edince şunu alsınlar. Yoksa yerde kalacak, inşa edemeyeceğim. 3 tane koyan gördüm tek bir bölgeye. Ve burayı sömürürüz. Bir saniye. Ha yok, şu anda olmuyor. Şu içinde bir tane demir kaldı. Onu alsınlar. Umarım alırlar. Çünkü yerde kalıyor almayınca. Aptallaşıyor oyun. Ve burayı %100 ektik arkadaşlar, arpayı hatırlayalım. Çünkü neler olacak bilmiyorum. Bu da büyüyor sonbaharda. Bu da %100'e çıktı. %82 idi. Kafasına göre oyun değişiyor. Ama ikisi de büyüyor şu anda. Diğer tarlaları bırakıyorum. Gözlemleyeceğiz beraber. Kışın büyüyor mu, ne oluyor? Ama sonbaharda büyüyorlar gördüğüm kadarıyla. Diksiyon için eğitim almadım. O kadar iyi olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Siz fazla övüyorsunuz bence. Ya da YouTube'un seviyesi çok düşük olabilir. Genel anlamda. Benim sesim güzel geliyordur diksiyonum. Hepsi olabilir. Bunların hepsinin arka bahçesini yaptık. 12 aylık yemeğimiz var. Güzel, yemek yakacak, bence patlatmayacak bizi uzun bir süre. Çok teşekkürler Ali. Ali, seni ekledik mi ordumuza? Alperen Çağlar. Yok, Thomas değil. Senin artık ismin Ali. On numara. Büyümeye başladı bile. Bakalım. Kışın sizce ölecek mi arkadaşlar, bu şey olacak mı? Ve bu sıfır var ya, bu hasat rakamı arkadaşlar. Bu sıfır ne kadar yükselirse onu toplayacağız. Şu anda
avcumuzu yalıyoruz bunu hasat almaya çalışırsak erkenden. Yani olgunlaşmamış henüz bunların hiçbiri. Hiçbiri olgunlaşmamış. Boşta 10 kişi var ya. Bunları değerlendirmem lazım. Yoksa ekonomimiz patlayacak böyle gidersek. Burayı boşaltmışlar. Bunu yıkıyorum. Bir madencilik devrimi yapabiliriz belki. Bakalım. Böyle bir bölgemiz var. Olmuyor. Olmuyor. Ağaçlar yüzünden mi acaba? Bir tane bile koyamıyorum artık. Patlattım galiba. Ha, yerde kaynaklar var. Of, yandık. Yandık, burayı patlattık bence. Birisi bu keresteyi almalı buradan. Yoksa demir inşa edemeyeceğiz. Şimdi 10 kişi var elimizde. Bunları bir şekilde değerlendirmem lazım benim. Kili fullleyelim. Kil çıkaranlar neredeydi? Aa, bir saniye. Kil de mi bitti? Yandık. İyi çalışmalar Ali. Neye çalışıyorsun? Üniversite. Ömür neredesin? Hoş geldin. Galiba kil de bitti arkadaşlar. Ve işin güzel yanı, ben kil şeyin nereye koyduğumuzu hatırlamıyorum. Nereye koyduk kili? Bitirmişiz. Şurada bir yol gidiyor. Galiba burada. Değil. Ne yazık ki oyun... Hah, buldum. Buldum. Kili de bitirmişiz bunda. Yok ediyorum. Şu anda 11 kişi var boşta. Bunları arkadaşlar iş bulmalıyız, istihdam sağlamalıyız. Yoksa sıkıntı. Kışın bu adamlar ne yapacak? Bu 10 kişiye iş bulmam gerekiyor. Gerçekten çökertirler bizi. Ve binaların büyük bir kısmı dolu. Fazladan odun da kesiyorum şu anda. Plankçı yapabilirim bir tane daha. Bir tane daha plankçı yapalım. Çünkü fazladan timber gelmeye başladı. Ha, burayı fullemeyelim. Selam Gökhan. Teşekkür ederim. Gökhan, senin askerin var mı burada? Yokmuş. Ekip doluyor bu arada. Two-handed. Aynen. Plank çıkaralım arkadaşlar. Plank çıkaralım çünkü kereste toplamaya başladık bir sürü. Çok fazla insan boşta şu anda, popülasyona oranla patlarız gerçekten. Soul pit. Ama burası fena değil bence. Şunu hemen inşa etsinler. İş hayatımı. Ben de az önce paydos ettim. Öyle başladım yayına. Yoğun bir gündü ama şu oyun gerçekten yorgunluğumu alıyor. Bakalım buğdayımıza. Buğday büyüyor. %14 oldu. Ve kışa girdik şu anda. İkisi de büyüyor arkadaşlar. Kışın büyüyorsa tamamen yanlış yapıyormuşum demek ki tarla işini. Ve çok iyi bir hasat bizi bekliyor olabilir. Evet, Türkçe oynayabiliyorsunuz. Hatta hayvancılığa başlayalım arkadaşlar birazdan. Popülasyonum var. Popülasyonumuz var. Yakacak işinde abarttık, 308. Ama popülasyon çok yüksek olduğu için aslında yetmiyor da. Demoda su kuyusu mu yapıyorlardı? Öyle hatırlamıyorum. Land of Vikings ile karıştırıyor olmayasın. Su kullanmıyorlar çünkü. Su şey yapmıyorlar. Kışı hızlı atlayacağım arkadaşlar biraz. Çünkü hiçbir şey gözükmüyor. Çarpı 3 ile oynayacağım. Çarpı 12 daha doğrusu. Yavaşlatmayacağım mümkün
Oldukça. Şimdi balcıyı yaptık. Buraya bir kişiyi koyuyorsunuz ya da birkaç kişiyi. Nasıl çalışıyor tam bilmiyorum. Onu da beraber çözeceğiz şimdi. 8 aylık, 22 aylık yakacakları mı var? Daha ne olsun? O zaman depoyu upgrade'lemem gerekiyor yakında. Bakayım. Aynen, ucundan yakaladık. Depoyu upgrade'ledim. Mordor geçiniyor gerçekten. Kendi başına. Burası bal yeri. Nasıl çalıştığını anlatmıyor oyun. Şu anda biri var. Bal üretiyor gibi. Üretti. Okey. Daha fazla insan koysam daha fazla bal çıkıyor diye düşünüyorum ama emin de değilim açıkçası. Yavaş yavaş üretiyor burada. Bir tane daha üretti. Çok iyi. Sonsuz galiba. Ark Survival oynamayı düşünmem. Hiç elimi sürmedim. Sürmeyi de düşünmüyorum açıkçası. Su kuyumuz var arkadaşlar. Yağmur yüzünden koyduk ama tarlayla bir alakası yok. Bildiğim kadarıyla. Bakalım. Şurada su yolları var. Haritada. Ve kışın gözükmüyor. Kışın çok zor gözüküyor. Şunlar. Şunlar. Zaten kuyumuz var. Ama kuyu hiçbir şey yaramıyor şu anda. İnsanları mutlu ediyor. Bir tane koyuyorsunuz herhangi bir yere. Veya yangın çıktığında şey yapıyorlar. Oradan su alıp söndürüyorlar. Çok bir işlevselliği yok açıkçası şu anda. Mordor'da tamamen test ediyoruz. Çok güzel bile durmayabilir Mordor. Değişik upgrade'ler koyacağım oraya. Ve ticaret kenti yapmaya çalışacağız. Burayla ora arasında takas yapacağız arkadaşlar. Mordor enteresan olacak gerçekten. Öküzümüz ölmüş. Böyle bir şey mi var? Atımız ölmüş. Bana canlı gibi geldi. Ölü yazıyor da. Bu değil mi? Okey, bir tane at söyleyelim. İkisi de bana canlı gözüktü. Demek ki atlar ölebiliyormuş. Vakitle mi ölüyor acaba? Çünkü yemek yemiyorlar açıkçası. Tarlalara bakalım. Tarla büyüyor arkadaşlar kışın ve 11 has şey oldu bile. Bu her şeyi değiştirir. Her şey değiştirir kışın şey oluyorsa. Ben kışın hepsi ölecek zannediyordum. Olabilir Berat. Tavsiyen varsa Discord'dan yazabilirsin, okurum. Ve %100 hasat oldu yazıyor. Aman tanrım. Birden bu da doldu arkadaşlar. Buğday hazır diyor bana. Nasıl buğday hazır ya? Değil. Burada ise hiçbir şey demiyor. Bakalım, göreceğiz. Göreceğiz. Bence yok olacak buğday. Enteresan şeyler gerçekten. Hiç tarımla uğraşmak istemiyorum. Şimdi hayvancılığa girelim. Gerçekten çok fazla insan borçta. Böyle olmaması gerekiyor. Hayvancılıkta sadece koyun yapabiliyorsunuz. Ve koyunu nereye yapalım? Şu sağ üstte yapabilirim. Buralarda oynasınlar, takılsınlar. Evler de var ufak tefek. Şöyle hatta yapıştırdım gitti. Çok verimliliğe bakmayacağım. Hoş geldin Hiba. Ev yaparsak göç alırız şu anda. Mutluluk %50'nin üstünde olunca göç alıyorsunuz. Ama göç almak istemiyorum çünkü insanları değerlendiremiyoruz kışın. Sanayiler yaratmam lazım. Sanayi içinde şu demirdeki kütüğü almaları lazım. Aldılar mı? Almışlar, aslansınız. Şimdi gördüğüm kadarıyla birden fazla demir yeri yapabiliyoruz buraya. Şöyle.
İsterseniz cuk ortasına koyabilirsiniz ya da böyle kenarlara tutturmaya çalışabilirsiniz. Ama otomatik şey yapıyor, saplanıyor. Çünkü şu opsiyonu kaldırmam gerekiyor. Şimdi oldu. Şimdi oldu. Burada yol mu var? Yol var. Yolu da patlatıyorum arkadaşlar. Alta basarak sol klik diyor. Evet. Şimdi oldu. Böylelikle özgürce madeni koyabileceğim gibi. Şöyle. Bir pause edeyim. Silerim olmadıysa. Bir, iki tane kesin yapabiliyorum. Üç tane yapabilir miyim? Herkesi buraya koyarız çünkü üç tane oluyorsa. Olmadı galiba. Bir deneyeceğim kasmayı. Bir. İki. Hadi yok. İki tane koyacağım arkadaşlar. Muhtemelen kasarsanız 3 oluyor. Ama canlı yayında 1 saat bunu optimize etmeye çalışmayacağım. Deposit yok diyor. Aynen. İki tane yapalım. İki katı insan çalışır. Haydi inşaata. Şimdi yolu çekebiliriz geri. Var mı gelen? Fazla koyarsam verimi mi düşüyor? Emin misin? Bakalım yazar belki. Ne gerekiyormuş? Bir tane kütük gerekiyor. Öküzlerimiz getirdi bile. Bunu fulluyorum. Verimle ilgili herhangi bir şey yazmıyor. Belki düşüyordur. Göreceğiz. Bu da hazır. 8 kişi madenci oldu arkadaşlar. Bu da gerekiyordu zaten. İyi, insanlara istihdam sağlayabildik. Koyun yeri nasıl gidiyor? O da gelmiş. Şimdi koyun şöyle çalışıyor. Satın alacağız ticaret yoluyla. Buradan alabiliyorsunuz. Tanesini 30'a. Ya bu arada ticaret şeyi yaptım. Coin almadım. Yanlış şeyi koymuşum. Şimdi fark ettim. Bundan hayvanı alabiliyorsunuz. Coin şeyi farklı. Coin şeyi de... Aynen yanlış şeyi koymuşum. Sıkıntı değil, ondan da koymam gerekiyordu. Farming. Nerede coin yeri? Burada. Değil. Bu da değil. Çok enteresan. Ticarette değil. Endüstride. Ha endüstride. Ha. Tarlada. Yani. Bunu yaparsanız bu yemek yedikleri yer. Sheep Farm. Okey. Buradaymış. Buradaymış. Bunu da buraya koydum. Hayvan alışverişini de oradan yapıyoruz. Bir zahmet yapsınlar. Coin sipariş edeceğiz. Zaten 7500 param var. Bir sürü alacağım. Buralarda yayla olacak. Verimlilik ne alemde? Zaten şahane verimliliği yok arkadaşlar buraların. Ne çok mu büyük oldu? 55 hayvanlık bir tane şey yaptım buraya. Arkaya. Orada takılacaklar. Şimdi sipariş vereceğiz. Bu arada kış bitiyor bile. Buradan ticareti açıyorsunuz. Al diyorsunuz. 30 tane alalım tanesini 30'dan. Muhtemelen çok hızlı bir şekilde almayacak.
Şu anda sıfır var. 30'a kadar al dedim. Bakalım ne olacak. Buraya da bir kişilik koyalım şimdi yer. Demir gelmeye başladı mı? Demir akıyor arkadaşlar. 55, 56, 58. Demir akıyor şu anda. Şahane hızlı geliyor. Mordor ne yapıyor? Mordor'a da insanlar taşınmış. Yeni evlerimize küçük bahçeleri olduğu için tavuk yapacağım daha çok. Bir tanesine keçi yaptım, deri gelsin. Hatta iki tanesine keçi yaptım. Hayvanlar otlanınca verimi artıyor mu bilmiyorum açıkçası. Burada böyle otlanma bölgesi işaretlemiyorsun. Onun yerine etrafını çevreliyorsun. Yani o kadar kaydırma imkanın yok. Bu arada burası şeyler sapıtmış. 68 tane plankimiz olmuş. Mordor gerçekten şahane gidiyor. Neden plank yaptık? Güzel soru. Bir tane daha balcı koyuyorum. Buraya. Bal çıkarsınlar. Evet. Bir arkadaşı banladım. Canlı yayında banlanan ilk kişi olarak tarihe geçtin galiba. Kanalın yaş ortalaması bu arada 30 küsür arkadaşlar. Seviyeden anlıyorsunuzdur zaten chat'teki. Ama bazen araya karışıyor enteresan tipler. Bütün kış büyüdü arkadaşlar buradayımız. Dehşet bir hasat alacağız. Düşündüğümün tam tersi şekilde çalışıyormuş. Saçma sapan bir hasat alacağız gerçekten. Karlar eriyor. Mart'a giriyoruz birazdan. Şimdi. Ya hasadı alsınlar istemiyorum. Büyümeye devam etsin istiyorum. İlkbaharda büyüyecek mi acaba? Onun yerine diğer şeyleri açacağım, tarlaları. Flex ketene girelim arkadaşlar. Diğerinde de diğerini boş bırakıyorum şimdilik. Ve büyüyor arkadaşlar. Şu anda 45 bile oldu. Ben gelip ama hasat alacaklar muhtemelen. Ben insanları tarlaya koyarsam ki Mart'a girdik. Şu anda enteresan şeyler dönecek. Ben insanları buraya ekliyorum yavaştan. Ama gelip buraya hasat almayı deneyecekler bence. Çünkü hasat %100 yazıyor. O yüzden bunun önceliğini minimuma çekeceğim. Kesinlikle optimize etmeleri gerekiyor şu tarla olayını. Bunu maksimuma getireceğim. O yüzden onları hasat almayıp umarım ki bu toprağa işlemeye odaklanacaklar. Çünkü bunlara ellemeyin diye bir komut yok şu anda. Gelip buradan toplayacaklar. %100 diyor. Halbuki büyüyorlar. Enteresan gerçekten. Neyse birkaç kişiyi kovalım. Ve insanları tarlaya basalım. Demircileri kovabiliriz çünkü 101 tane demir toplamışlar. Bitiriyorlar kaynağı. Evet, biraz
Tarım olayı çok kasınç açıkçası. Zorlayıcı ama çözeceğiz. Binaları daha upgrade'lemeyeceğim arkadaşlar. Para getiriyor ama ihtiyaçları da artıyor. O yüzden mutluluk düşüyor. Şu anda sonsuz paramız var. Paraya ihtiyacımız yok o kadar. Şimdi bir sürü aileyi ekledik buraya. Tahminimce önce burayı işleyecekler. Keten gelecek. Evet, buraya geliyorlar. Bunların şeyini düşürdüğüm için de buraya kaymayacaklar. Bakayım. Evet, %54-46 diyordun ya. Şeyin maksimum verimine gelmişiz bile zaten buğdayın. Taba basarak bunları görebiliyorsunuz detayları. Selam olsan. Bunu toplayabiliriz aslında. Anlaşıldı. %48 diyor ya. Galiba %48'e kadar doluyor. 50'ye dolmuş da. Bunlar hiç net değil. Umarım biraz kullanıcı arayüzünü optimize ederler. Bunda ise 37 diyor. Herhalde 37'ye kadar. O da 46'ya dolmuş. Evet, hiç mantığı yok. Ama şu iki rakamın aynı olduğunu görünce daha çok büyümeyeceğini anlayabiliriz bence. Olay o. Aynen Vespucci. Biraz hızlandıralım bakalım. 46 ve 28. Bunlar artacak mı? Gerçekten bilmece gibi şey oyunda tarım. 29. Arpa artıyor soldaki. Buğday büyümüyor şu anda. Arpa artıyor arkadaşlar. Buğday nedense max'a ulaşmadı. 46'ya geldi. Belki büyür yavaş yavaş. Ben buğdayı toplatıyorum arkadaşlar. Demek ki böyle alabiliyoruz. Bir verimliliği bekletelim bir iki tarlanın. Coşsun ya da ne kadar artıyor bilmiyorum. Bir de oradan şey yapalım. Aynen 300-500 toplayacağız gibi gözükmüyor. Maksimum 50 falan alabileceğiz bu tarlalardan. Bırakıyorum zaten alacaklar asıdı birazdan. Bunlara gelecekler. Ya da bunu medium diyeyim. Bu low kalsın. Hallederler birazdan. Enteresan. Koyunlara bakalım birazdan. Teşekkürler Bilge. Her yayında gelen 5 tane klasik soru var. Oyun ne zaman çıkıyor? Sen nasıl oynuyorsun? Gibi gibi. Videonun açıklamasını ekleyeceğim aslında. Çok daha keyifli olur, kolay olur. Keten ektik arkadaşlar. Bundan elbise yapacağız. Hiç yapmadığımız elbiseleri. Umarım bu bölüm. Halen ekiyorlar. Şu ikisini bırakıyorum. Ne kadar yükselecek merak ediyorum. Belki %50'nin üstüne bile çıkmıyordur. Dursun bakalım biraz. %100'e gidiyorsa ne güzel. Aynen. Buğday tamamen durdu. Daha büyümüyor. Koyunlar geldi mi? Henüz koyun gelmemiş gibi. Çünkü kim tüccar koymamışım. Hoppa, combat.
Bir bandit kampı daha geldi. Orduyu topluyoruz. Ordu dediğim bizim azmanlar ekibini topluyoruz. 12 tane. Şuraya gelsinler. Banditler nerede? Burada of dünyanın diğer ucundalar. Haydi gidelim. Anca gideriz. Yürüme modunu alırım ama önce yağmur bitsin. Şu anda rezalet hava. Buraya ektiler arkadaşlar keteni. Ve hiçbir çalışmıyor şu anda. Hasta mı? Bunları toplamıyorlar. Çünkü büyümediğini varsayıyor. Erken hasat al diyorum. Gerçekten kafamı karıştırıyor tarım. Buna da öyle diyeceğim. Bakalım büyüyor mu? Belki biraz daha bekleyebilirim. Büyümüyor galiba ikisi de. Buğdayları toplasınlar. 32 fena değil. Ya da 47. Çünkü geçen yayında 3 tane mi toplamıştık? İlerleme kaydediyoruz. Ha, tüccar koyulmadı evet. Şuradan 2 aileyi kovayım. Teşekkürler. Bu sefer fırın da yapabiliriz. Ekmek işine de girebiliriz bence. Bunu topladık. Buna bir ellemeyeceğim. Ama büyümüyor arkadaşlar. Buna da arpa eksinler bakalım. Tamamen test ya her şey. Buna ellemiyorum. Keten burada. Diğer iki tarlayı boş bıraktık. Daha büyümüyor arkadaşlar. 32'de bu bayağıdır. Demek ki ilkbaharda büyümüyor. İlkbahar hariç her yerde büyüyor olabilir arkadaşlar. Şimdi çözdüm galiba ben işi. Yani sadece yazda büyüyor yazıyor burada. Demek ki yanıltıcı biraz. İlkbaharda ekiyorsunuz. İlkbahar hariç hep büyüyor. 32'de kaldı bu. Bakalım teftişe gidelim. Tarımı da çözdük mü zaten? Komple çözdük oyunu. Bir tarım kaldı kafamı karıştıran şu anda. Aa, 8 demirle yapılıyor. Yorumuna cevap attım videonun altına. Okuyabilirsin. Şimdi bir daha kontrol ederiz. Kalın zırh. Birazdan bakacağım. Demirciler ne yapıyor hiç hatırlamıyorum. Bir sürü demirimiz var şu anda. Çift şey koyduğumuz için. Çalışın, çalışın. Maaşlara zam. Quick save atıyor arada 10 dakikada bir. İçim gidiyor oyun patlayacak diye. Güzel. 200 kişiye yaklaştık galiba. Popülasyon açısından. Bakar mısınız? Harıl harıl herkes koşturuyor. Ne satıyorlar? Tezgahlar bomboş. Bu nasıl bir pazar? Burada deri satıyorlar. Güzel. Şimdi koyun yavaştan almaya başlayacak arkadaşlar. Bir kişi koydum buraya. At falan alsam mı buraya? Ata ihtiyacı var mı? Bir saniye. İki kişilik hayvan yeri açıyormuş burası. Çok iyi. At alalım o zaman.
Fakat atı ahırdan alıyorsunuz. Değişik. Değişik. Herhangi bir stable'a tıklarsam. At siparişi verdim arkadaşlar. Bakalım buraya ekleyemiyoruz. Muhtemelen oraya gidecek. Yakında koyunlarımız da geliyor. Orduyu unuttum. Aman orduyu unuttum yine. Gitmişler. Dinlenmişler de biraz. Kaç bandit var? Gözükmüyor henüz. ...16 kişiler. Geliyorlar. Şey de çok güzel. Yani yaklaşırsanız banditlere... ...fark ediyorlar. Kamptan çıkıp size doğru geliyorlar. Neredeler? Okey, beni oraya atmadı. Nereye atıyor beni? Savaşı izlemek istiyorum. Alakasız bir yola koyuyor. İzleyemedim ne yazık ki. Ben baktığım yere atar zannettim. Bunları da eriteceğiz muhtemelen kimseyi kaybetmeden. Bizim askerler aşırı kuvvetli çünkü. Zırhları vesaire. Yorgun olmamıza rağmen. İttiriyorlar mı bizi? Yok, kaçıyorlar. Kaçıyorlar. Kampı temizleyelim derken, kamp burada. Tebe basarım. Kalkan 54 diyor. İyi mi? Kötü mü? Hepsine full plate verdik. ...54. Hepsinin upgrade olması lazım. Bir daha bakalım. Ama şu anda bakamıyoruz. Şeye dönmeleri gerekiyor bakmak için. Eve dönmeleri gerekiyor. Bu arada Mordor'u unutmayalım. Çünkü yeni bir sezon başladı değil mi? Mordor geçiniyor ya. 26 aylık şeyimiz var. Buradaki evlere upgrade'e bile başlayabiliriz bence yavaştan. Elbise ve kilise yapalım bir tane bunlara. Çeşme yapmamışım. Bir yıldır çeşmesiz yaşıyor. Mordor'da çeşme ne gezer? Kurak topraklar bunlar. Nereye koyabilirim? Bir tane buraya koydum. Bir de buraya attım. Kolay gelsin. Bir sürü boşta insan da var. Örtlen toplasınlar. Bir tane avcı yeri yapabiliriz. Birini balcıya koydum. Bence burası kendine yetiyor fazlasıyla. 121 plank mı yapmışsınız? Sizi çılgınlar. 121 tane plank toplamışlar. Çok iyi sebze gelmiş, çok iyi bal gelmiş. Bunlar geçiniyor arkadaşlar. Bunlar geçiniyor. Biraz daha büyütebiliriz gerçekten burayı. Ah, sebze yapacaktım. Neyse. Şanlı ordumuzu geri yollayabiliriz. Ve yeni bir bölge daha almak istiyorum aslında. Fakat 1000 influence'a ihtiyacımız var. Şu an 927. Güzel. Birazdan bir bölge daha alacağız. Birazdan. Influence geliyor çünkü kiliseye yemek ödüyoruz. Yemek veriyoruz fazladan. İnfluansımız artıyor o yüzden. Örtlenci. Bir kişiyi koyalım. Tarlalar ne alemde? Buğdayları toplamışlar. Bu büyümüyor arkadaşlar. Büyümüyor. O yüzden bunu da toplatıyorum.
Hatta bir daha eksinler üstüne. Ketenleri ektik. Oyunun amacı keyif almak olacak arkadaşlar. Bütün oyunlar gibi bence. Siz nasıl keyif alıyorsanız. Ben nispeten büyük, işe yarayan böyle şehirler kurmayı seviyorum. Combat tarafını da seviyorum tabii. Ama şu manzara bana yetiyor açıkçası. O keyfi veriyor. Elma ağaçları bayağı büyümeye başladı bu arada. Aynen. Muhtemelen şahane elma verecekler yakında. Daha da büyür diye düşünüyorum. Ha, zırhlara bakmamı istemiştin az önce. Bakalım. Sevgili zırhçımız Armorer. Aynen 8 istiyor kalın zırha. Ki dünyanın en kazık şeyi. Diğerine 2 istiyor. 8 çok fazla. Tropico canlı yayın yapabilirim arkadaşlar. Yoğunum biraz. Pazar akşamı olabilir ancak. Keyifli olur. Şimdi. Arpayı ektiler. Ama maksimum 8 diyor. Düşman belirdi. Nerede? Ha? Oha bir saniye. Kalabalık bir ordu geliyor arkadaşlar. Ve çok yakındalar. Raid diyoruz şu anda. 72 kişiler. 18 kere 4. Nereye giriyorlar? Mordor'a geliyorlar. Yandık. Orduyu toparlamam gerekiyor. Oh yandık. Geliyorlar mı emin değilim. Ama bence kapışmaya çok müsaitiz şu anda. Ne yazık ki esas adamlarım çok uzakta. Belki onları Mordor'a getirtebilirim. Esas adamlarım çok uzakta. Hatta onlara doğru yürürlerse hepsi ölür. O yüzden bunları biraz çevreden getireceğim. Onlara yönelmesinler diye. Paralı asker alacağım arkadaşlar. Çünkü Mordor'a yeterince hızlı gidemeyebilirim. Şuradan bir grup var. 45 altın verdim. Kontratlarını imzaladım. Nereden girdiler haritaya? Göremedim. Buradan girmişler. Okey, dünyanın diğer ucundan girmişler. Hiçbir işe yaramayacak bunları çağırmamız. Ordu yapmam gerekiyor. Ordu yapmam, seferberlik gerekiyor. Yoksa Mordor'u yerle bir edecekler birazdan. Hadi bakalım. Kalkanlı 36 kişi. 36 kişi daha. Ama saklı yapmıyorum. Okçu 36. Ha, limitiniz bu kadar arkadaşlar. Bundan çok alamıyorsunuz galiba. Evet. Bu kadar. Yani 36 kere 6. 200 asker yapabiliyorsunuz totalde. Fazla eklettirmiyor. Bu da bir şey. Bunları toplayalım şimdi. Şurada. Ve Mordor'a gidelim. Paralı askerler dünyanın diğer ucundan girdi haritaya. Onlar gelene kadar... Neymiş paralı askerler? Okçu mu? Okçular burada. Bunlar burada. Bunları ben koşturayım. Ölünce çünkü galiba hiçbir şey olmuyor. Hiçbir fikrim yok. İlk defa paralı asker getirdik. Bunları koşturuyorum. Bizimkiler geliyor yavaştan. Bunlar ne yazık ki yetişemeyecek. Ben bile yetişemeyeceğim bu arada. Mordor düştü şu anda. Yakacaklar şehri. Çok uzakta çünkü şey adamlarım. Bunlar da geldi. Bunları da koşturmuyorum, yürütüyorum. Bakalım. Bakalım ne olacak. Kesinlikle yakacaklar burayı. Görmüş oluruz. Hiç beklenmedik bir şeydi bu. Nereye geliyorlar? Bana doğru geliyorlar aynen. Bizim askerler nerede?
O kesinlikle yaktılar. Nasıl karşı koyabilirim ki buna? Çok hızlı geldiler. Yakıyorlar. Meşaleleri de var. Ormana girdiler. Şu anda göremeyeceğiz ne yazık ki. Bunları koşturtuyorum. Yetişemeyecekler. Evet, geldiler bile. Şimdi köyümüzün yanışını göreceğiz arkadaşlar. Adamlar koşarak geliyor. Üstünde meşale sembolü var. Bakalım ne yapacaklar. Bakalım ne yapacaklar. Zil falan da çalamıyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz, değil mi? Askerlerin üstünlük sistemini bilmiyorum açıkçası. Yani kılıççılar okçuları yeniyor elbette. Yandık. Yandık. Çok hızlı geldiler. Azmanlar. Bakalım ne yapıyorlar. Mordor'a yürüyerek gidemezsin güya ama bunlar girdi. İnsanlar kaçıyor. Arıcıyı öldürdüler. Hayır! İnsanları öldürüyorlar arkadaşlar. Pazardan mal çalıyorlar. Ve meşale atıyorlar galiba evlere. Evet, yakıyorlar her şeyi. Ordularımız nerede? Ordularımız gelene kadar. Oho. GG Mordor. Devam ediyorlar. Yakıp geçtiler. Bir grup burada, bir grup burada dağıldılar. Okey, burada kapışıyoruz. Formasyon atalım. Okçular bambaşka bir yerden gitmeyi tercih etmiş. Ayrıldılar. Dağıldılar. Yıldırımlar çarpıyor. İkisi burada arkadaşlar. İkisi üste geldi. Okçuları buraya diziyorum. Bizim adamları buraya alıyorum. Bunları burada karşılayacağız. 36 tanesini. Gerisinde ormanda karşımıza çıkacaklar. Şöyle bir formasyon yapıyorum. Okçuları arkaya çekiyorum. Sur var ama şehrin etrafına sur yapamıyorsunuz arkadaşlar. Sadece ufak malikanenizin etrafına yapabiliyorsunuz. Aşağıda kapışıyoruz. Üsttekilerle de kapışıyoruz. Alacağız da ne yazık ki yaktılar birazcık bizi. Geldiler bile. Güzel, okçular sıkmaya başladı. Bir birliği attım oraya. Hiçbir şey gözükmüyor yağmurdan. Diğer birlik de geldi. Okçuları geri buraya yana çekiyorum. Alırız muhtemelen. Sayı üstünlüğümüz var. Okçular da şuradan tarar onları. Diğerleri ne alemde? Diğerleri de geliyor. Okçuları böyle dizdim. Bizimkileri şöyle dizdim. Defansif formasyon yapıyorum. Tarayacak okçular onları. Okçuları arkaya getirdim. Sıkıyoruz. Erittik bile. Değdi mi ha banditler? Gerçekten değdi mi bu yaptığınıza? Onları da eritiyorum. Of, kanattık. Şimdi burada. Bunlar geldi. Charge atıyorlar. Uf. Şahane pause yaptım arkadaşlar. Oklar havada. Oklar havada. Gerçekten screenshotluk.
eridiler, gelemediler bile okçular sayesinde. Çok güzel. Üsttekiler ne yapıyor? Bunlar da muhtemelen kaçtı. Burayı dağıttık arkadaşlar. Bunları eve yolluyorum. Ev orada değil. Hançerya burada. Onları eve yolladım. Bunları da eritiyoruz. Okçular şahane vuruyor. Şahane vurdular. Hoppa, okçular gidiyor. Gel gel. Hiç gerek var mıydı banditler? Ah banditler. Hepiniz öldünüz. Mordor'u yakmaya gerek var mıydı? Yetişemedim. Demek ki fiziksel olarak mesafe çok önemli. Haritanın bir ucundan gelince. Şimdi paralı askerleri ne yapacağım ben? 21 gün sonra bir daha ödüyormuşum 45 gold. Disband? Nasıl salabiliyorum bunları? Kalıcı olarak bizimle miler artık? Hey gidi banditler, yere öptüler. Okçular kendi adamlarını galiba vurmuyor. Kendi adamları önünde olduğunda ateş etmiyorlar. Sabit birlik tutarsanız o insanlar işte çalışamaz. İşlerinden edersiniz. Ne yazık ki. Ben bunları nasıl alacağım? Disband. Tamam saldım. Demek ki aylık ücret ediyorsunuz. Kolay aldık. Şaka maka 18 kere 4. 70 kişiyi öldürdük az önce temizledik. Ve Mordor bundan kurtulacak arkadaşlar. Zaten geri inşa etmişiz bile. 26 aylık yakacağımız var. Bir sürü insan var boşlukta. Bence burada da gerçekten upgrade'e gidebiliriz. Dediğim gibi bir tane kilise patlatacağım şimdi. Taşları vardır umarım. Şuraya yapayım mı kiliseyi? Arkaya tepeye. Başka neye ihtiyaçları var? Elbise. Onun için de keçi koymam gerekiyor arka bahçelere birkaç tane. Ve gelmiş bile. Bir tane tanner yaparsam, bunları işlersek burayı da tier 2 yapacağız. Bakalım yetişebilecek miyim bu kadar şeye. Buraları da sanayi bölgesini nereye yapsam? Şuraları arkadaşlar sanayi bölgesi yapacağım. Böyle biraz kaotik bir sanayi bölgesi. Buralara da yerleşim yaparım. Duruma göre bakarız. Şeyleri geliştiremiyorsunuz arkadaşlar askerleri. Sadece kendimizin özel ordusunu geliştirebiliyoruz. Onu da yaptık zaten. Diğer askerler belirli kılıçlar üretmeniz gerekiyor şehirde. Onları üretince kılıç kalkan, işte yay, insanlar onları kapıp askere dönüşüyor. Bu arada detayları yazıyor burada. Tepe basarsanız. Amma yağmur yağdı ya. Mesela kılıç kalkanların atağı 2'ymiş. Zırhı 3'müş. Benim askerlerimin atağı 4, zırhı 64 mü? Ne? Kalkanı 54 benim adamlarımın. Normal askerlerin kalkanı 3. Çok absürt bir kıyaslama, bilmiyorum. Bilmiyorum, çok absürt geldi. 100 kat daha mı güçlü şey? Salıyorum askerleri. Şimdi silahları gidip evlerine bırakıyorlar. Çağırdığımda yine gelecekler desteğe. Ama şimdilik bir şey yapmayacaklar. 2400 puanımız olmuş. Güzel hatırlattın. Şahane experience geldi bu arada. Influence geldi. Ben bu bölgeyi de alıyorum. İki bölge kaldı aslında. Şimdi sıkıntılı yan, galiba bütün bölgeleri alırsak diğer lord bize dalmaya başlayacak bölge kalmadığı için. O yüzden ikisini de almak istemiyorum. Şunu mu alsak? Şunu alayım ki Hançerya hepsine yetişebilsin. Bunu da aldım. Aslında diğerini de alabilirim. Ama bu adam şey olacak. Ne yapıyorsun diyecek, atar yapacak. Öbür lordlara şu anda saldıramayız. Orduları burada değil. İleride savaşacağız. Biz savaş alanında onlarla kapışacağız. Bu arada bir sürü şey geldi. Ekmekleri işleyelim. Ekmek değil de buğdayları işleyelim.
Arpamız nerede? Malt. Malt niye yok? Çok enteresan. Peki. Sıkıntı yok. Tavernayı da açıyorum arkadaşlar. Şey yapacağız şimdi. Son 5 tane daha ev upgrade'leyeceğim. Şunlardan birkaçını. Ve bu sayede son seviyeye geleceğiz. Hançeri olarak. Ne kadar yağmur yağdı ya. Hollanda gibi gerçekten benim yaşadığım. Nisan'da yağmur yağıyor. Bütün gün işe bak. Mordor'da asker çıkarabiliriz, evet. Fakat orada hiçbir silahımız yok şu anda, o yüzden çıkaramayız. Orayı bir ticaret şehrine dönüştüreceğim. Bu sayede yapabileceğiz. Şimdi, villamızı biraz genişletmek istiyorum arkadaşlar ama yağmur bitsin çünkü hiçbir şey göremiyorum. Biraz ileri saralım. Villamızı büyüteceğiz şimdi. Burası arkadaşlar. Buraya birkaç tane eklenti yapabiliyorsunuz. Onları yapmaya başlayacağız. Buradan kaleyi planla diyorsunuz. Bunlardan bir tanesi dış kule. Şöyle. Onu yapmayacağım. Öncelikle şunu yapacağız. 12 tane daha özel asker yapabiliyoruz yanına takınca. Bunu bir inşa etsinler. Şu anda 12 tane askerimiz var ya, 24'e çıkıyor özel ordumuz. Ki şahane kuvvetli oluyorlar. Teşekkürler Bilge. Kopyala yapıştır. Moderatör yapacağım seni. Bakalım mesela arpayı ektik ya arkadaşlar ilkbaharda. 10 diyor, bakalım ne olacak. Neyse. Keten geliyor en azından. Bunu ilk defa deneyeceğiz. Kumaş yapacağız bundan. Son olarak da koyunlarımız gelmeye başlamış. 10 numara. Şöyle. Birkaç tane koyun var. 30 tane alım siparişi verdim. Çobanımız da burada. Ve bunları da işleyeceğiz birazdan. Beni niye buraya ışınladı? Ben burada değilim ki. Nedense baktığım yere ışın... Ha yok, burada. Buradayım. Yola ışınlıyor en yakın. Şey, çimenlerin ortasına bırakmıyor beni. Gece gündüz döngüsü var arkadaşlar, açmadım. Açmadım çok karanlık olur diye. Bakabiliriz bir ara. Burada çobanımız koyunları yetiştirmeye başlayacak. Ve hatta yün gelmiş bile olabilir ufak tefek. Bakalım. Gelmiş. Yün geliyor. Onları da birazdan işleyeceğiz ve zırh yapacağız. Elbise de yapacağız. Bir sürü şey geliyor oradan. Açıkçası. Bakalım upgrade'ler geldi mi? Evet. Tier 3 upgrade'leri geldi. 2 bira verdik çünkü. 3. İki tane daha gerekiyor arkadaşlar. Timber kalmamış. Çünkü plankler sapıttı galiba. Aynen. İki kişiyi kovdum. Kulemiz nasıl gidiyor? Yavaştan yapıyorlar. Özel ordumuzu ikiye katlayacağız şimdi. Malzemeleri getiriyorlar. Bölgeyi aldık. Bir bölgemiz daha oldu. Onlara yayılmıyorum arkadaşlar çünkü yetişemem. Artık bir bölge daha alırsam. Şimdilik dursunlar. Kulemiz geliyor. Çeşitlilik fena değil ama Farthest Frontier kadar yok şu anda. Onu söyleyebilirim.
biraz daha yalın ama Early Access'te. Farthest Frontier Early Access'e çıktığında da çok bir şey yoktu açıkçası. Hançer ya da yemek yeri dolmuş. Bugün nerede mi görecektik? ...13 aylık yemek var. Gayet iyi. Gayet iyi. Yemek yeri nerede? Granary. Yo. Pantry mi? Ha, bunların şeyi dolmuş. Arka bahçelerindeki yer... ...çok uzaktalar çünkü. Çok uzaktalar. Buraya taşıyamıyorlar. Granary'e şimdilik bir kişi daha koyayım. Arka bahçeleri boşaltsın. Boşta durmasın. Biraları bitirdik neredeyse. Tier 3. Galiba oldu arkadaşlar Tier 3 upgrade'leri. Bakalım göreceğiz birazdan. Ama yağmur yağdı. Gerçekten canlı yayına küçük bir şekilde yağmur yağıyor bu oyunda. Mordor ne yapıyor? Mordor şahane. 15 aylık yemeğimiz var. Nasıl oluyor bu? Galiba arkadaşlar testimiz başarıyla sonuçlandı. 100 tane sebze var. Evleri kesinlikle bahçelerini büyük yapmalısınız ve sebze ekmelisiniz. Çok fark ediyor. 100 tane sebze oldu. Oyuna rehber videosu hazırlayacağım bu arada yakında. Böyle 1 saatlik bir rehber videosu olacak. Oyuna başlamak, temel binalar, savaş, işte tarım, ekonomi. Bunların hepsini lojistik anlatacağım. Biraz vakte ihtiyacım var. Halen ben de öğreniyorum. Kesinlikle tarlaları büyük yapmalısınız. Hiba çok teşekkürler. Ordumuza dahil olabilirsin sen de. Bu arada zırhları upgrade yapmamışım. Gökhan'ın zırhını upgrade yapmamışız. Şimdi oldu. Ali'nin zırhını da upgrade dedim. Para bile değil. Diğer ekibin hepsi full. Ve kapasitemiz 24'e çıktı arkadaşlar. 27 nereden çıktı? 12 kişi daha alabiliyoruz ki alıyorum. Tanesi 50. Bende 3500 var. Bu da max diyebiliyorum. Bunlar artık bir azman ekibi oldu 24 kişi. Muhtemelen 50 kişiyi darmadağın ederler. Ama abartmayalım, belli olmaz. Hayvanlarda ne fark ediyor mu? Ali? Uyarılar gelmeye başladı. Depolayacak yer yok diyor ürünleri. Var ya. Şehir büyüdükçe enteresan sıkıntılar yaşayabiliriz. Large storage. Bomboş. Haydi bir kişi daha koyayım. Depoları boşaltsınlar. Belki yetişemiyorlar. Belki yetişemiyorlar. Leather. Leather. Yükseklik galiba fark ediyor. En azından şeyi fark ettim. Yükseğe doğru yürütürseniz staminaları daha çabuk eriyor. Üstünde yazıyor. Üstünde yazıyor. Bu ne? Bir binanın bir derdi var arkadaşlar. Ne bunun derdi?
Deposunda yer var ama çığlık atıyor, deposunda yer yok diyor, diyor. Aa, yumurta miktarımız coştu arkadaşlar. Yumurtaları boşaltamıyoruz. Belki buraya bir tane daha granary yapabilirim. Aslında yapabilirim. Köyümüz gerçekten oraya doğru gidiyor. Ve gidecek muhtemelen. Bakayım. Buraya arpa ekeceğim. Buraya bir tane daha granary yapıyorum. Ama yapmak da istemiyorum. Ne yapacağız? Öncelikle bir ileri sarıyorum arkadaşlar. Yağmur beni değerlendirdi. Çünkü bu evler merkeze çok uzak kalmaya başladı. Böyle olsun istemiyorum. Güzel, güneş açtı. Evet, ömür hak ediyor aslında. En eski üyemiz olabilir kanaldaki. Haydi, ekledim gitti. 2 yıldır vesaire yorum yapıyorsun. Farkındayım. Ha, üst şeyi tamamlamışız zaten. Ekibi. Aynen, alt kata iniyoruz. Zırhlarını da isim koyunca upgrade'leyeceğim arkadaşlar. Şöyle. İsimsizleri upgrade'lemeyeceğim. Frostpunk oynamam muhtemelen ya. Bana çok depresif geliyor Frostpunk. Bu arada inşaatçımız kalmamış, haberim yok. Ve yanılmıyorsam tier 3'ler bitti. Bakayım. 4 tane daha gerekiyor diyor. Ciddi misin? Bir sürü upgrade bastım. Halen 4 tane daha gerekiyor diyor. Hava ayarları yok galiba. Bakmadım ama şeye baktım, gece gündüz ayarını gördüm. Bilerek açmadım. Şimdi yumurtalar o kadar coştu ki arkadaşlar, bunların deposu şişti. Buradaki evlerin hepsinin deposu şişmiş. Galiba bir tane şuraya granary atmam gerekecek. Yemek depolamak açısından. Şu köşeye atalım. Belki buralara bir şeyler inşa edebiliriz. Hatta burada marketimiz vardı. Takılıyor mu market? Teşekkürler Hiba. 1200 tane oyunun mu var? Şahane. Benim Steam'de maksimum 200 tane vardır. Rica ederim. Buradaki pazarımız da doldu arkadaşlar. En azından ufak tefek dağılım yapıyorlar. Belki mini bir pazar daha atabilirim şuraya. Çünkü bu şehir genişleyecek. 1000 nüfusa gideriz oyun kasmazsa. O yüzden bir granary yaptım buraya. Yani buraya nereden getireceğiz yemekleri, o birazcık kasınç olacak. Çünkü yemek çok üretmiyoruz burada. Belki fırını falan buraya koyabiliriz. Aa, çok mantıklı. Fırını, yeldirmeni buraya taşıyıp buralara tarla yapabiliriz. Okey. Okey. Arpaya bir daha bakayım. Ha, burayı kullanmamalıyım. Son arpa şeyimiz çünkü orası. Tarlamız. Buraya arkadaşlar ben şimdilik şey koyacağım. Biraz ön çalışma yapacağım. Tarlalar için. Doldurmayacağım fakat. İleride yapacağız bunları. Sadece şehir planlaması açısından. Buraya genişleyeceğiz bence. Aynen, 10 numara oldu. On numara oldu. Bakalım nasıl genişleyeceğiz, karar vermedim. Çünkü tarla işini anlayamadık. Kafasına göre büyüyor şeyler. Koyunlar artmaya başlamış.
Land of Vikings oynadım. Kanalda var bir sezon. İki sezon bile olabilir. Köy devasa olmaya başladı bu arada. Oyun fiyatını bilmiyoruz arkadaşlar. Ben bilmiyorum en azından. Köy gerçekten devasa oluyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Ama iyi gidiyoruz şimdilik. Demirimiz bitti mi? Demir bitmedi. Verileri topluyor musunuz gençler? Toplayıverin. Çok iyi. Şu level'ı atlayayım da rahatlayacağım. Galiba oldu arkadaşlar. 13'te 15, 15'te 13, 14 oldu. Bir tane de inşaat oluyor ve Hançerya max level'ına ulaşacak birazdan. Bundan sonra katiyen evleri upgrade'lemeyeceğim. Çünkü bir falan istiyorlar mutlu olmak için. Hep bir level evler yapacağız etrafa. Sırf yemekle mutlu olacaklar. Temel elbiselerle. Son seviyeye sonunda atlıyoruz. Aynen kasaba oldu. Nüfus 192 mi oldu? Çok iyi. 200'ü bulacağız birazdan. Ne kadar büyür bilmiyorum işler sapıtmadan. Çünkü bu tarz oyunlarda popülasyon bir noktaya ulaşınca işler sapıtıyor, lojistik patlıyor. Early Access'te o yüzden öyle şeyler yaşayabiliriz. Ama deneyeceğim. Yani arka planda ben 250 kişilik köyü yaptım. 250'ye kadar pek patlamıyor. Çok ufak bug'lar var. 500'ü belki görürüz ama söz vermeyeyim. Oyun kasabilir. Evet, beğenmek bedava arkadaşlar. 3 saniyenizi alıyor. Katkılı olur kanala. Beni de mutlu edersiniz. Şuradaki öküzü bile mutlu edersiniz beğenince. Son upgrade'li binamız geliyor. Medieval Dynasty bir daha oynamam arkadaşlar. 2-3 sezon oynadık. Doydum bence o oyuna. Haydi bitirin. Yes. Ve böylelikle büyük şehir olduk. Büyük kasaba olduk. Bu son level'ımız. Bundan sonra level atlamayacağız. Bu hem güzel hem kötü bir haber. Çünkü son skill'imizi vereceğiz şimdi. Bundan sonra yetenek ekleyemeyeceğiz. Of, şahane oldu. Tarlalara bakar mısınız? Şahane oldu. YouTube kanalı açanlara ne tavsiye veririm? İstikrar en büyük tavsiyem olur arkadaşlar. Bu benim kanalımda 1300 tane video var. 3 yıldır her gün video çekiyorum. Her video çektiğimde de bir şeyi daha iyi yapmayı öğrendim. %1 %1 geliştirdim kendime. Gidin ilk videoyu izleyin bu kanaldaki. Yani bu kadar akıcı değil. Görüntü kalitesi de çok kötü. Editler çok kötü. Bir yerden başla. Ve her gün istikrarlı bir şekilde devam et. Kendini geliştirirsin. Bir haftada başarı bekleme. Tavsiyem o şekilde. Şimdi son skill puanı vereceğiz. Bakalım ne yapacağız Hançerya'ya. Yani çavdar açabiliyoruz ama tarımdan nefret ediyorum, o yüzden buna gitmeyeceğim. Hayvanlar tarlayı yeşili açabiliyor, öküzler, ama bunu da beğenmedim. İnternette gördüm, tek bir öküz koca tarlayı açmaya çalışıyor, insanlar sonra boş boş bekliyor. Koyunlar kendi kendine çoğalsın mı? Çoğalmasın, bir sürü param var, ben satın alırım. Sol tarafı geçiyorum, bala falan ihtiyacımız yok. Bunları geçiyorum. Bunu yapacağız arkadaşlar. Sonsuz maden. Bence en iyi skill'lerden bir tanesi burada görebileceğiniz. Red Dead Redemption'ı hiç oynamadım. Utanarak söylüyorum. Bilmiyorum. Belki bir gün başlayabilirim.
Buna veriyoruz arkadaşlar. Eğer zengin kaynağınız varsa sonsuz maden çıkarabilirsiniz diyor. Zengin kaynak da şu üstünde taç olanlar. Mesela burada demirde var. Burada hem demir hem kilde var. Sadece hançerye için geçerli olacak tabii bu. Buradan arkadaşlar madeni upgrade edeceğiz şimdi. Sonsuza kadar demir çıkarabileceğiz. Yine planking mi bitmiş? Timber niye yetişmiyor? Ha, evleri upgrade dedim az önce. Okey. Şu firewoodları kapatabilirim bence. 455 ne demek? Firewood. Neredesiniz? Burada. Teşekkürler Bilge. 11.000 paramız oldu arkadaşlar. Bence oyunu çözdük ya. Yakında diğer Lord'la kapışmaya başlayabiliriz. Gerçekten başlayabiliriz. Büyük kombatlara girebiliriz. Şimdi buraya nasıl yayılacağız onu çözmek gerekiyor. Mesela burada inşaat emri verdim. Yıllar sürüyor. Çünkü şehir merkezinden çok uzakta. Yemek bir şekilde dağıtmamız gerekiyor buraya. Pazarla başlayabiliriz bence. Bir pazar alanı. Minik bir şey kuracağım. Ama üçüncü pazarımız olacak. Belki buraya kurabilirim pazar. Aynen, çok uzaklaşmayalım. Şöyle 4. Çok büyük bu. Aynen 6. Bence ideal bu. Buraya bir kursunlar bakalım ne olacak. Evet, hiç bu kadar genişletmemiştim daha önce. Ketenler ne alemde? Ketenler büyüyor. Şey büyümedi arkadaşlar. Arpayı ilk barda ekmeyeceğiz. Büyümüyor. Büyümüyor. Bunu yakabilirim bile. Çünkü max 7 diyor. Çok absürt. Neyse. Çok ihtiyacım yok şu anda. ...110 tane unumuz oldu. Şimdi fırını yapabileceğiz sonunda. Fırını nereye yapalım? Nerede depoluyoruz unları? Yemek yerinde mi yoksa depoda mı? Un yemek olarak geçiyor mu? Onu anlamak lazım her şeyden önce. Burada topluyoruz. Bence Granary'i arkadaşlar merkezi bir yere kaydıralım. Bu çok uzakta. Köyümüz burada değil. Bununla başlayabiliriz. Bir tane daha yemek yeri yapıyorum. Çünkü bunu kaydırırsam... Kaydıramıyorsun zaten. İçindeki her şey yere düşecek. Bir kaos yaşayacağız. Granary orada olmasın. Granary burada olsun. Şuraya sığsa o kadar tatlı olurdu ki. Sığıyor. Daha da sola kaydırabilir miyim? Yok, burası ideal gibi. Ya da buraya. Pazarın karşısına. Müthiş. Müthiş. Şu tam şuraya, pazarın önüne. Kolay gelsin. Soldakini yıkabilirim bile. Ben bunu yıktım. O kadar kaymaya gerek yok. Buraya koydum arkadaşlar bir tane granary. Bir de sağda var. Buraya taşımaya odaklanacağım şeyleri, ürünleri. Ve çok daha merkezi oldu. Hatta karşıya da bir tane yapabilirim. Ve böylelikle sola doğru genişleyebiliriz. Çok çok daha merkezi. Güzel. Sağa doğru büyütmek istemiyorum çünkü böğürtlenler var sağda.
Yani belki buraya doğru birazcık yayılabilirim. Olabilir. Hatta şu arkaya bile gidebilirim artık. Bakalım. Bu arada kulemiz geldi, göstermedim ama bu kule sayesinde 12 kişi daha alabiliyoruz ekibe. Ekip bayağı büyüyor diyebilirim. Şimdi plank üretmem gerekiyor. Bunun etrafına bir sur çekmek istiyorum. Ama planklerim nedense patlıyor. Planklerimi birisi yiyor. Bu arada silahlara da bayağıdır bakmıyoruz. Aman tanrım, 200 kılıcım var. 200 kılıcım var. Şahane bir ordu yapabiliriz. Mail armorlar da gelmiş. 10 numara. Yanına fırın sığar mı? Şimdi fırın. Fırını arkadaşlar, evet, unları granary'e getiriyor. Demek ki bunun yanına fırın yapmalıyım. Aslında mantıklı buraya sıkıştırmam. Sığmaz gibi ama deneyelim. Aşırı mantıklı. Ve ekmekleri pişirir. Sonra buraya koyar. Pazardakiler de oradan alıp satarlar. 10 numara olur bunun yanına. Mantıklı. Farming de mi? Aa, minnacıkmış. Sığar. Sığar. Şahane oldu hatta buraya. Köyün ortasına fırın. Buraya koyabilirim. 10 numara oldu. Daha merkezi oldu böylelikle. Lord'un sarayını yanılmıyorsam arkadaşlar, bu arada Mordor'u unuttum. Her yere bir tane saray yapabiliyoruz galiba, ordu oluşturabiliyoruz. Onu deneyeceğim. Ama Mordor daha çok çömez onu yapmak için. Şimdi hançer ya maksimum seviyeye ulaştığı için sıradaki hedefimiz Mordor yazıyor haritada ya. Çok iyi, bir volkanımız eksik. Sıradaki hedefimiz burayı level atlattırmak. Zaten burası şahane gidiyor. 29 aylık yakıtım mı var? Burası absürt bir şekilde gidiyor. 19 aylık yemeğimiz var. Tamamen şu sebzeler sayesinde. Bilmiyorum. Absürt rakamlar. Nüfusumuz az olduğu için de böyle. Ya bu nüfusu şimdi değerlendireceğiz. 106 plank var. Taş bitmiş. En son kiliseyi yapıyorduk. Yapmışlar. Kilisemiz gelmiş. Ya level atlattırmak için sanırım sadece elbise kaldı. Su yeri yaptım, elbise. Elbise için de arkadaşlar keçi koymuştum. 16 tane deri gelmiş. Bir tane tanner yaparsam o derileri işleyecek ve temel elbise ihtiyaçlarını gidereceğiz. Depom nerede? Şöyle. Burada biraz sıkışık yapıyorum ama sıkıntı değil. Burası bizim test şeyimiz zaten. Birbirine yakın bir sanayi bölgesi yapıyorum. Demirin de dibine yaptım zaten kasıtlı. 10 numara. Burayı da upgrade'leyeceğim ve farklı ticaret yolları yapacağız arkadaşlar buradan. Daha doğrusu research ağacını bambaşka yapacağım. Ançerya gibi olmayacak. Burayı bir ticaret merkezine çevireceğiz aksine. Teşekkürler Oğuzhan. Halkın eğlencesi sadece tavernadan geliyor arkadaşlar. Bira veriyorsunuz. Eğlenmezlerse mutluluk düşüyor sol üstte. Farthest Frontier'a benziyor. Evet, tarım mekaniği. Ama halen kafam basmadı. Oyunu anlatmıyor doğru düzgün. Aa, bir saniye, yakmışlar banditler burayı. Unuttuk. En son yağma yaptılar ya, bazı binaları yıkmışlar. Toplamamışız geri. Peki. Güzel. Dediğim gibi şimdiki hedefimiz burayı level atlatmak. Timber plank her şey var. Sadece şu tanneryi bitirmeleri gerekiyor. 2 dakikaya döneceğim buraya. Sevgili Mordor'umuza. Hançerya ne alemde? Arpa büyümüyor arkadaşlar. 7'lik bir hasat almış burası. Max 7. Bu kadar arpadan 7 çıkıyor. İlkbaharda ikinci absürt şeyler dönüyor.
Mordor arkadaşlar gerçek Mordor gibi düşünebilirsiniz Yüzüklerin Efendisi'nde. Sanayi ve yaşam alanları iç içe. Orklar nerede yaşıyor, nerede çalışıyor belli değil. O yüzden çok takmıyoruz. Burası elit bir şehir Hançerya. Üst sınıf şeyler var, evler. Elma yiyorlar. Takılıyorlar, kürkleri var koyun yününden. Mordor'da sadece sebze yiyorlar, et bile yok. Grenier'imiz geldi. Şuraya. Ben bunu upgrade edemiyorum. Burada plank sıkıntımız var. Ben ticaretle almaya başlayacağım plankleri. Çünkü 11k parayı ne yapacağız gerçekten? Ticaret postumuz zaten full. Atlar ne alemde? 2 tane atımız var. Ben buraya bir alım emri veriyorum arkadaşlar. Pahalı olsa da. Plank. Al diyorum. Bende 42 tane var diye gösteriyor. Bende... Pardon. Daha önce açmışım bunu. Tamam. Bende 0 tane var arkadaşlar. Plank... Tanesi 12, pahalıymış. 40 olana kadar al. Ticaret yolunda aktive ettim. Böylelikle çok hızlı bir şekilde alabileceğiz. Onun dışında diğer şeylere de bakabiliriz. Absürt miktarda çünkü ürünümüz var. Yumurta. Bunların hepsini al demişim de. Gerek yok açıkçası o kadar da. Elma almayı bırakalım. Bunu bırak. Hepsini bırakabiliriz. Bunların hiçbirini almasınlar artık. Çünkü bir ara kışın canımız yanmıştı. Yemek çeşitliliği azalırsa bakarız. Gece modunu birazdan deneyebilirim. Ama oyuna reset atmam gerekebilir. O yüzden canlı yayında çok kalkışmıyorum. Bir sonraki yayında yapalım mı? Söz. Başka yakacak bire satıyorsunuz. Çok absürt. Ayakkabıları satıyoruz arkadaşlar. Bence iyi fiyat getiriyor. Bence parayı şeyden kıracağız. Kılıç 18'e satıyoruz. 8'e satıyoruz pardon. Soldakiler satış fiyatı, sağdakiler alış fiyatı. Erken erişim çıkacak diye biliyorum 2 haftaya. Yayları satıyoruz. Anca yetişiyorlar muhtemelen. Kalkanları satıyoruz. Bence kılıçları da satabiliriz. Bir ticaret yolu patlattım. Bende 150 kılıç kalsa yeter ya şimdilik. Mail armor. Şimdi merak ettiğim bir şey, askerler ne giyiyor arkadaşlar? Ufak bir ordu yapacağım şimdi, gaza getireceğim bunları. Burada giydiği şeyleri görüyorsunuz. Ve buna tıklarsam... Kılıç ve küçük kalkan kullanıyor. Zırhı yok gibi hissediyorum. Heh tamam. Üstüne götürünce miğfer ve mail armor chain armor giyiyor. Chain mail. Bir de içine Gamberson diye bir şey giydireceğiz arkadaşlar. Bunu yünden yapacağım birazdan. Okey, giydiği şeyi gösteriyor. Peki biliyor musunuz bunlar plate armor giyiyor mu kalın askerler? Öyleyse plate armor üretebilirim. Mail armor giyiyorlar şu anda. Birkaç tane plate armor üreteceğim. Üretebilir miyim? Üretemem, demir yetmiyor. Ya da şöyle bir şey yapacağım. Yok, vazgeçtim. Plate armor giyiyorlarsa çünkü yapmam gerekiyor. Maksimum orduyu yaratmak için en güçlü orduyu. Bakalım. Soviet Republic oynamadım, bakarım vaktim olduğunda. Ve fırınımız geldi. Bakalım nasıl çalışacak fırın. Hoş geldin Onur. Hoş geldin Burak. Plate armor'ı çözmemiz lazım arkadaşlar. Özel askerleri giydiriyoruz ama normal askerler giyiyor mu? Onu çözmemiz lazım. Ya, giymiyor. Tamam. Bir eve baktığınızda evde depolanan zırhları görebiliyorsunuz ve silahları. Belki de giyiyordur ama burada göstermiyor. Ben en azından bir tane üretmek istiyorum ve giyiyorlar mı merak ediyorum. Çünkü o kuvvetlendirebilirsek askerlerimizi şahane olur. Ama burada galiba sadece özel askerler için plate armor. Burada giymiyor. Neyse. Şimdi merkezi bir yere taşıdık böylelikle. Granary'i. Buraya 2 kişi koyuyorum hatta. Buraya kaydırsınlar yemekleri.
Diğer Granary'de de sadece bir kişi kalsın. Yavaşça oraya kaydırırlar diye ümit ediyorum yemekleri. Fırın da burada ve çalışmaya başladılar bile. Şey getiriyorlar. Diğer Granary'ye gidip unları alacaklar. Kolay gelsin onlara. Ya satın alabilirim ama ticaret yolunu açmam gerekiyor. Çok maliyetli olur şu anda satın almam. Komplike ürünleri onun gibi direkt alamıyorsunuz. Ticaret yolu açmanız gerekiyor. Ve plate armor için 384 vermeliyim. Ki sadece bir tane alacağım. O yüzden üretmek biraz daha mantıklı bir tane test amaçlı. Çok pahalı olur. O yüzden satın alamam arkadaşlar. Bir tane için değmez. Keten süper 58 güne şey alacağız. Bu patladı arkadaşlar. Ben şimdi biraz daha net anlamaya başladım. Büyümüyor bu hiçbir şekilde. Ve 0 gün kaldı diyor hasada. Absürt bir şeyler dönüyor. Ben bunu toplatıyorum. Toplatamıyorum bile. Toplatıyorum. Şunlar toplasın. Gerçekten internetten bakmaya çalışacağım. Ne zaman ekiliyor, ne yapılıyor, oyun hiç anlatmıyor. Çözeceğiz. Şimdi, coin diyorum saatlerdir. Coin'larımız birikmeye başladı. 8 tane olmuş. Alım emri verdim. Bu 30'a falan çıkacak. Ve yün geliyor artık. Yünler de 10 tane olmuş. İdare eder. Bunlar için bir tane. Son binalarımızdan bir tanesi olacak bu. Şundan yapacağız. Aslında keteni de işliyor bu bina. Hem keteni işleyecek hem yünü. Ha, o yüzden sanayi bölgesine yapmakta daha fayda var. Çünkü hepsi orada olacak bunların. Buraya sığsa 10 numara olurdu. Sığdı işte bu. Çok güzel. Bu arkadaşlar birkaç çeşit daha elbise yapmamızı sağlayacak. Katılıyorum Ali. Ben de bütün yabancıları izledim. Yani övünmek istemiyorum ama benim gibi oynayan yok. Herkes böyle bir aylık yemekle falan acı çekiyor 100 nüfusla. Biz 3 bölümde yani sarsılmaz bir ekonomi yarattık. Paraya bakar mısınız? 11K param var. Mordor'u göstermiyorum bile. Mordor'un 21 aylık yemeği var. 30 aylık yakacağı var. Şimdi Mordor'a da dönelim. Derileri işleyeceğiz birazdan. Birkaç kişiyi kovmam gerekiyor. Plankçileri artık kovalım. Bunlar. Bunları da kovdum bir tane. Şey yapacaklar birazdan. Basit elbiseler yapacaklar. Ve bu sayede son ihtiyaçları gidecek. Bunları level 2'ye atlattıracağız bu kasabayı. Çok daha da büyütebilirim bu arada ama aste aste gidiyorum. Yani bir tane daha ev yapalım. Ne kaybederiz? Şöyle bir ev yapacağım. Bunun arkasına yumurta basacağız arkadaşlar. O yüzden çok büyütmüyorum. Arka bahçesini. Şöyle yapsınlar. Balcılar mı yandı? Okey, teşekkürler. Hemen tamir edelim. Mesela balcı mekaniğini de çok anlatmıyor. Mesela çok kişi koyarsak daha mı çok getiriyor? Çok emin değilim. Çok emin değilim. O yüzden birer kişi bırakacağım şimdilik buraya. Ladder'lar gelmeye başladı. Ve upgrade edebiliyor olmam lazım pek yakında. Pazarda yer varsa. Pazarımız ne alemde? Amma yağmur yağdı. Yazın ortasındayım, yağmur yağıyor. Bakayım. Şöyle taba basarsanız zaten yeşil yeşil gülümseyecek evler. Beni upgrade et diye. Henüz dağıtılmamış. Belki de pazar alanına şey yapmamışlardır, koymamışlardır. Bakalım. Buraya giderseniz de elbise yok. Ya elbise tezgahı açmamışlar henüz ya da yer kalmamış. İkisi de olabilir. Geliyor.
Tamam, aşçılar tezgah. Şimdi bunları upgrade edebileceğiz. İki tane ile başlayalım. Şu ve şu. Bir tane research puanı gelecek bu sayede Mordor'a. Balcı iki tane yapabiliyorsunuz bir bölgeye. Üçüncü yapamıyor bile olabilirim. Yapabiliyorsunuz. Ama detaylarda şey yazıyor. İki tane yap. Daha fazla yaparsan işe yaramaz gibi bir şey yazıyor. O yüzden iki tane bırakacağım şimdilik. Bir kişi çalışıyor. Güzel. Upgrade'ler gelecek. Bunları inşa edecekler. Mordor'a veda edelim bir süre. Hayır, çaryamız ne yapıyor? Bunlar yine arpa ekiyor. Burayı toplattım. Yani bilmiyorum. Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Eksinler. Çok şu anda iş gücümüz var boşta. Takılsınlar. En azından keten doğru düzgün büyüdü. Yani %100 hasat alacağız buradan. Arpayla buğday şey asi liseli şeyler gibi, öğrenciler gibi kafasına göre takılıyorlar. Ha, planklerimiz geldi mi? Güzel. Plank de satın alıyoruz artık. Niye almıştık? Çünkü Granary'yi upgrade'leyeceğim merkezdeki. Şurada. Süper. Yumurtaları buraya taşımaya başlamışlar. Aynı şekilde ekmekleri de taşıyorlar. 10 numara. Fırınımız burada çalışıyor. Ekmek de üretiyoruz şu anda. Üretiyor olmalıyız. Bakalım. Evet, 19 ekmeğimiz var. Süper. Adalet gibi bir sistem yok, hayır. Güvenlik de, yani ordular saldırıyor yerde sırada. Bir saat önce saldırdılar. Kendimizi korumamız gerekiyor. Suratımı göremiyorum. Karakter otomatik dönüyor. Şöyle bir saniyeliğine görebiliyorum. Fırınımız çalışıyor. Ya oyundaki en verimli şey yumurta arkadaşlar. Ya büyük bahçe yapıp sebze ekeceksiniz ya küçük bahçe yumurta. Tarlalar falan şu anda fasafiso. Tarlayla uğraşmayın yani. O kadar kişi ekiyor, çıkarıyor. Yumurta arka bahçede pasif getiriyor. Büyük bir fark var. Her şey var bu arada marketimizde. Et, ekmek. Bakar mısınız? Direkt geyikleri asmışız oraya. Ekim emri vereyim mi? Şu anda ekiyorlar bunu arpa. Ama iyi mi yapıyoruz, kötü mü bilmiyorum. %40 verimi var. Buna ekersem %40. Buğday ektireyim %56. Şu anda yazdayız. Hatta birazcık uçurabilirim burayı. Birkaç kişiyi kovup. Demircileri aslında mevsimsel kullanabiliriz arkadaşlar. Derken bir tane yetenek açtık ya. Sonsuza çevirebiliyoruz şeyi. Bunu upgrade'liyorsunuz. Bam. Ve burada 2000 yazıyor ya, ya da 800 tane kalmış. Bu sonsuz olacak. Bunu da upgrade'liyorum. Ve absürt bir şey yani. Sonsuza kadar demir çıkarabileceğiz. Yani madencileri de mevsimsel işçi olarak kullanacağız. Ekim vakti geldiğinde madenlerden kovacağız, tarlaya salacağız. Kışında büyürken her şeye atacağız. Buraya atacağız. Demir çıkaracaklar. Çok verimli. Ve 8 kişi çalışıyor. Tam tarlada ihtiyacım olan sayı şimdilik. Evet, insanlar nesnelerin içinden geçiyor ama bence vakit kazanıyorlar. O yüzden bayağı verimli bir sistem. Bakar mısınız? Çarpı 3'te arı gibi şehrimiz. Arı gibiler. 10 aylık yakacağımız var. Çok iyi. Aynen, tarlalar güzel duruyor diye koyuyorum açıkçası. Yani bir de arpaya da ihtiyacımız var. Dürüst olmam gerekiyorsa taverna için.
Yoksa ekmek falan gerekli değil. Şimdi keteni toplayacağız birazdan. Fırındakiler çalışıyor. Un ne kadar kaldı? Ha, yünler de artmaya başladı. Un 109 var. Acaba 1'e 1 mi çıkarıyor? Bilemeyeceğim. Şey yaptık mı? Elbiseciyi. Elbiseci diyorum. İşte burada arkadaşlar. Burada koyunlardan çıkan yünü işleyeceğiz ve kumaş gibi bir şeye çevireceğiz. Aynı şekilde ketenleri de işleyeceğiz. İki farklı şeye dönüştüreceğiz. Bu arada demir madenlerini upgrade'lemeden önce kovmalıydım insanları. İçinde hapis kaldılar şu anda. Ne yazık ki kovamıyorum. Kendilerini kovdurtmuyorlar şu anda. Sağlık sistemi var galiba. Bir kişinin hasta olduğunu gördüm. Ama öldü mü ne yaptı? Bilemiyorum. Ve böğürtlen toplayan yere bir upgrade yapıyorsunuz. Böyle sağlık veren bitkiler topluyor. Şu anda bende 11 tane var. Ama ne işe yarıyor hiçbir fikrim yok. Çünkü doktor gibi şeyler yok oyunda. Birçok şey oturacak yavaş yavaş. Nüfus 200'ü geçti arkadaşlar. Bir beyni alabilirim. Bunu kutlamak için. Şunları inşa edecekler mi? Yükseltelim. Very high dedik. 10 tane plank gerekiyor. Plankim var. Umarım inşa edecekler. Ve yünleri de işlemeye başladık. Şimdi bir terziye ihtiyacımız var. Koyunlar ne durumda? Bakalım. Islanıyorlar şu anda. 13 tane olmuş hala satın alıyorum. Deli gibi yün üretiyorlar. Onları işliyoruz. Ve gelen kumaşla arkadaşlar, bu arada ketenleri toplasalar artık. Kaça gidecek? Bu 56'da 56. Bekleyeyim mi daha? 4 gün sonra hasat alacaklar 10 numara. Bir tane terzimiz var arkadaşlar burada bir yerde bulabilirsek. O ayakkabı üretiyor. Onu değiştirebileceğiz. Bu muydu? Değil. Bu sadece ayakkabı üretiyor. Bu değil. Kalkan üretiyor. Belki de yapmamışımdır. Ha, terzi yapmadım arkadaşlar. Terzi yapacağız şimdi. Bir bahçelerden birini ne yazık ki yıkmam gerekiyor. Bu ne yapıyor? Keçi. Şöyle terzi yapıyorsunuz. Bundan yapmamış olmam lazım. Ve hem keten işlenmiş keteni kullanacağız, hem de koyunları kullanacağız. Koyunlardan işlediğimiz şeyi. Okey, bunları upgrade etmiyorlar nedense. Plank getirmiyor kimse buraya. Biraz sıkıntı. Çünkü aileler hapis kaldı bunun içinde. Aileler hapis oldu. Grev olduğunu zannetmiyorum. Hayır, umarım grev yoktur. Daha ne istiyorlar? 20 çeşit yemek var. Yıllarca yetecek yakacak var. Mordor'u görsünler ve çalışmaya başlasınlar bence. Popülasyon istatistikleri yok. Hayır, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Kim ölmüş, kim kalmış, insanlar ölüyor. Heh, keteni topluyoruz. 10 numara. Şey, Discord serverını bulacağım arkadaşlar oyunu yapanların. Soracağım bu soruları. Nasıl ekmeğimi bekliyorsunuz diyeceğim. Kafasına göre büyüyor çünkü ürünler. Deli gibi keten geldi. Bu bizi bayağı götürecek en azından. Ve terzimiz de geldi. Terzi arkadaşlar 3 tane şey yapıyor. Bir tane iç zırh yapıyor askerler için ki bunu yapacağım öncelikle. Bunu da galiba ketenden çıkardığım şeyle yapıyor. İşlediğim. Pelerin gibi bir şey var. Bunun için boyaya ihtiyacım var. O yüzden böğürtlenleri boyamam gerekiyor. Buna gerek yok. Buna da gerek yok. Şimdilik bunu yapacağız ve askerlerimizin iç zırhı olacak. Ve daha da kuvvetlenecekler. Ordumuza yatırım yapacağız yani.
Arpa satın alabilirim aynen. Sıkıntı yok. Mordor'da depolar da olmuş. Evler geldi mi? Şahane. Yeni evlerimiz geldi. Biraz daha büyüyecek burası şimdi. Ve level henüz atlamamışız. İnşaat neden bu kadar uzun sürüyor? Sevgili Mordorlar. Öküz... Aa, öküz ölmüş olabilir şeyde. Bir saniye. Banditler öküzü öldürdü. Okey. Her şey çözüldü şimdi. Dalga geçiyorsun. Banditler öküzü öldürmüş arkadaşlar. Bölümün başında saldıranlar, köyü yağmalayanlar. O yüzden... Kütükleri taşıyamıyoruz hiçbir yere. Dalga geçiyorsun. Çok iyi. O yüzden aynen burası da şişmiş. Şimdi anlaşıldı. Şimdi anlaşıldı. Problem. Ha, kiliseye yol çekebilirim. Evet. Niye öyle bırakmışım? Yetim kalmış. Şuradan gitsinler. Pazarı da iki taraftan da birleştirebilirim aslında. Evet, şöyle meydanda daha büyük bir pazar bile yapabiliriz. Doldu gibi zaten. Bunu yaptık. Bir tane öküz sipariş ettim. Ve işlemler devam edecek. Mordor biraz bekleyecek ne yazık ki. Ama sıkıntı yok çünkü... Çünkü 26 aylık yemeğimiz var burada. Büyük bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Biraz daha nüfus artacak yakında. Geldi bile bir aile daha. Nereye geldiler? Hemen yumurta üretsinler. Mordor arkadaşlar ticaret kentine çevireceğim. Şahane skiller var. Birazdan onları açmayı arzuluyorum. Ve depolar doldu şu anda. Sebzeleri bırakamıyorlar. 25 deposu var. 25 sebze dolmuş bunların hepsi. O yüzden depocuya bir kişi daha koydum az önce. Granary'e. Şimdi oldu. O depolar boşalsın. Mordor'da şey var. Kıtlığın tam tersi. Bolluk var. Gerçekten bolluk var. Bir noktada üçüncü haritamızı bile alabiliriz. Yerleşimimizi kurabiliriz. City Skylines 2'yi indirdim arkadaşlar. Siz çok istediniz diye oynadım ve hiç beğenmedim. Sildim. Oynamayacağım. Keyifli gelmedi. Hiçbir survival elementi yok oyunda. Yani grafikler güzel. Şehir kurma konusunda yetenekliyseniz çok güzel şeyler yaratabilirsiniz. Ki ben o kadar değilim. Ama bir hayatta kalma şeyi hissettirmedi bana. Arpa ne alt ediyor bilmiyorum. Ketenleri topladık. Bakayım işliyor mu? İşliyor arkadaşlar. Ketenleri işliyor. Yünleri de işliyor. Orayı kendi haline bırakıyorum. Benim yeni yaptığımız terzi de İç zırh yapacak. Şu anda yapmamış. Böylelikle askerler daha şahane olacak. Şimdi 53 tane plankim var. Buraya geri dönüyorum. Biraz daha geliştirelim burayı. Öküz bir ayda geliyor aynen. Bunu ekledik. Vergi binası diye bir şey var. Sadece kozmetikmiş. Olsun. Kozmetik de olabilir. Şöyle. Yana koydum. Önce inşa edin deyin arkadaşlar. Çünkü surları aynı anda yaparsanız oyun biraz yamuluyor. Tek tek tavsiye ediyorum inşa etmenizi. Biraz daha ev yapabiliriz bu arada. Nereye genişleyelim? Sola doğru genişliyorduk değil mi? Bir gıdım daha nüfusu arttırabiliriz. Şurası bence şahane bir lokasyon. Biraz ceset şeyi var orada arkada ama... Yapacak bir şey yok. Ceset çukurumuz var. Şöyle 3 tane ev attım oraya. Orta seviyede oynuyoruz şu anda. Modlarda. Ortadaki haritadayız. Nüfusu 1000 yapabiliriz bence. Büyük konuşmayayım ama. Ufak tefek bir inancım var o yönde.
Madenler upgrade'lendi mi artık? Hadi lütfen. Okey. Çok yavaş upgrade'leniyor. 7 tane plank gelmiş. 2 ailemiz var. Başka hiçbir inşaat olmamalı şu anda. Derken ev koyduk değil mi? Ama bunları önceliğine very high dedim. Geliyor, geliyor. Elleri boş. Üç tane daha plank taşımaları gerekiyor buraya. Derin madenimiz geliyor. Bakalım. Hoppa, banditler. Gidiyoruz. Lütfen yakında olsunlar. Tabii ki değil. Dünyanın diğer ucunda. Gidiyoruz. Ordumuzu. Of, oraya gitmek 2 yıl sürecek. 2 yıl sürecek. Yeni ordumuz hazır. 24 kişiyiz artık. Burada topluyoruz. Biraz vakit alıyor hazırlanmaları. Eve gidip silahları falan topluyorlar. 7 mi? Gençler neredesiniz? Hayır, 7 kişi olamaz. Rallying diyor. Tamam, birazcık sürecek galiba toplanmaları. Ben de hallerine bırakıyorum. Banditlere yollayacağız onları. Aynen, Osman AFK galiba. Niye gelmediler? Biraz hızlandırayım. Okey, enteresan. İlk defa böyle o. Aa, inşa ediyoruz çünkü. İnşaat var diye mi? Olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Aptallaştılar galiba inşaat. Aa, arkadaşlar sıkıştılar. Ordum sıkıştı buraya. İnşaat var diye. Çıkamıyorlar dışarı. Aa, lütfen bug'a girmeyin. Disband diyorum. Disband dedim. Aman tanrım. Geri girin içeri. Lütfen orduma bir şey olmasın. Şunun inşaatını bitirin de. Çok üzücü olur çünkü orduma bir şey olursa. Full upgrade'li. Derin madenimiz geldi sonunda. Halen 842 gidiyor. Bu sonsuza çıkması lazım arkadaşlar. Niye öyle diyor? Neyse. Belki de iki tane kurduğum için olabilir mi? Bug'a girmiş olabilir mi? Ben şunu yok ediyorum. Şimdi hala 842 gidiyor. Bunu yapınca maxlanması gerekiyor. Sonsuz falan yazmalı. Böyle bir şey yazmadı. O yazmazsa ileride büyük sıkıntımız var demir tarafında. Çünkü research'ı açtım değil mi? Ha, belki azalmaz. 842'yi aklınızda tutabilir misiniz? Birazdan gelip bakacağım. 842 mi halen diye. Belki toplayacağız. Ama azalmıyordur artık. Depoda 14 tane var. Biraz hızlandırayım. 15 oldu. 841 azalıyor. Bu can sıkıcı biraz. Çünkü sonsuz yazmalıydı. Onu kaybedersek canımız yanabilir arkadaşlar birazcık. Kasıtlı olarak o upgrade'i yaptım çünkü. Şimdi vergi binamız geldi. Bakalım orduyu çağırabilecek miyim? Geldiler. Okey, upgrade yaptığım için aptallaşmış. Bandit kampımız nerede? Dünyanın diğer ucunda. Kolay gelsin. Oraya doğru yolladım. Evet, madenlere bakacağız arkadaşlar. O bitmeden çözmem gerekiyor. Çünkü daha önce ben bir köy kurdum ve sonsuz olmalı. Mordor level atladı. Öküz geldi demek ki. Bakalım. Level 2 oldular. Öküzümüz... Gelmemiş. Nasıl taşıdılar şeyleri? Belki kereste gerekmiyordur upgrade'lemeye. İşlenmiş şey gerekiyordur. Neyse. Neyse. Bu evlerin hepsine tavuk bastım mı? Bunların hepsine tavuk basıyoruz arkadaşlar. Küçük yaptım çünkü bahçeleri. Pasif olarak yumurta gelecek. Tak.
Tak, oradan da sebze geldi. Zaten bir ömür buraya şey gerekmeyecek. 30 aylık yemek ve yakacağımız var. Evet, hepsinin zırhını upgrade'lemedim arkadaşlar. İsim gelmedikçe upgrade'lemeyeceğim. Dandik zırhla gezecekler. İsim gelmesini bekliyorum. Yapacak bir şey yok. Şimdi, Mordor'u nasıl bir köy yapmayı arzuluyoruz? Geldi bile Metin. Teşekkürler. Bu arada sınırdan çıktılarsa isim koyamıyorum. Neredeyiz? Ah, çıkmışlar. Metin defterime yazıyorum. Çünkü şu anda customize edemiyorum. Kalemimi alayım. Defterle oynuyorum gerçekten, notlarım var. Döndüklerinde hatırlat, metine ekliyorum. Yapamıyoruz değil mi buradayken? Aynen, bizim şehirde olmaları gerekiyor. Şu anda disband yapmam gerekiyor. O yüzden 2 dakika bekleyecek Metin. Gidiyorlar. 24 kişiyle eriteceğiz muhtemelen. Ne yapıyorduk? Mordor diyorduk arkadaşlar. Bir şuraya bakayım, bir sıkıntı var mı? 3 kişi boşta. Halen iç zırh gelmemiş. Neden gelmemiş? Biraz vakit alabilir. Biraz vakit alabilir. Maden de azalıyor ve beni rahatsız ediyor. Dediğin gibi kovup bir daha alalım şunları. Ben yayından sonra diğer save'ime bakarım. Ben arka planda da oynuyorum bir tane. Test amaçlı. Belki madeni yıkıp bir daha koymam gerekiyordur. Çünkü bu biterse yanarız. Yanarız. Neyse. Ordumuz ilerliyor. Mordor'dan geçiyorlar. Selam söylediler. Aklımda şöyle bir şey var arkadaşlar. Burayı ne yapacağız biliyor musunuz? Ticaret ağacından ilerleteceğim. Ve şunu açarsanız ithalat ve ihracat fiyatını eşitliyor. Çok değişik bir yetenek. Arada 10 fark var diyor. Bu vergiye gidiyor diyor. Bunu kaldırıyormuş. Aslında çok enteresan bir şey. Bakayım bir alım sayım. Alım satım fiyatına normalde ürünlerin. Çünkü alım fiyatı uçuk. Uçuk. Aynen. 10 fark var arkadaşlar, fark ettiyseniz. Bir şeyi almayla satma arasında. Balıkçılık yok, hayır. Göl bile yok, nehir bile yok. Muhtemelen eklerler bir noktada. Surları birazdan yapacağım. Aynen. Arada 10 fark var arkadaşlar ki uçuk. Eğer o yeteneği açarsanız eşitliyor. Bu da demek oluyor ki, ne bileyim, demir çıkarırız buradan ve yemek alabiliriz. Ya da kil çıkarırız. Ve kaynaklarımız gördüğünüz gibi merkeze çok yakın. Bilerek burayı seçtim. Ve sonsuz madenleri burada da açacağım. Buradan kil gelecek. Buradan demir sonsuz. İkişer tane maden. Ve kalan her şeyi ticaretle alabileceğiz Mordor'da. En azından fikrim bu. Haydi deneyelim, belki patlar. O yüzden iki şey açmamız gerekiyor. Bir derin maden, iki skill point buraya gidecek. Bir de bu. O yüzden bunu açmam gerekiyor ne yazık ki. Dünyanın en dandik şeyi. Ha değil, pardon. Ticaret yollarının fiyatını düşürüyor. Güzel. Güzel. Maksimum 25 paraya yapıyorsunuz ticaret yollarını. Hatta ticarete başlayabilir bile burası. Yani Mordor'la ilgili planım bu. O ticaret şeyini açacağız. Sadece derin madenden demir. Hatta toplamaya başlayabiliriz bile. Demir ve buradan da kil alacaklar sonsuz. Ve onları şeye çevireceğiz. Her şeyi alabileceğiz. Tam bir ticaret merkezi olacak burası. Boş durmasınlar, şuradaki taşları bitirsinler. Gözümü yoruyor. Ve bakalım nasıl gidecek Mordor. Askerler ilerliyor. Biraz vakit alıyor. Hızlandırabiliriz.
Ve muhtemelen bir sonraki bölümde Baron'la savaşmaya başlayacağız. Şu anda 100 kişilik ordu kurabilirim rahat. Bir de paralı asker alırsam 150 kişiyle dalabilirim Baron'a. Mesela şu anda tepe çıkıyoruz ve tıklarsak yazmadı. Yazdı. Tırmanıyor diyor. Eksi 21. Tepe aşağı gidiyor diyor. Böyle şeyler var. Yani savaşta bence yükseklik önemli. Ne kadar etkili bilmiyorum şu aşamada. Ama önemli gibi. Banditler muhtemelen bize doğru koşmaya başlayacak birazdan uyanıp. Henüz sesleri çıkmadı. Ha, dinlendiremeyeceğim çünkü birazcık dinlendireceğim daha doğrusu. Bize doğru koşuyorlar. Şimdi bekleteceğim. Gerek bile yok çünkü aşırı güçlüyüz. Teşekkürler Metin. Savaşı yakından izleyemiyoruz. Benim karakterimi ovaya koymuyor çünkü. Yakınlardaki bir yola koyuyor ve bakayım. Şuradalar. İzleyeceğim. Benim orduyu kendi haline bıraktım. İzlemeye çalışacağım. Sadece yola koyuyor karakteri. Beni bekleyin. Tabii komut veremiyorsunuz böyle yapınca. Ama bizimkiler eritecek zaten. Ve rakamları da göremiyorsunuz. Tepe basınca da hiçbir şey olmuyor. O yüzden yani keyifli olsa da büyük ordular kapışırken bunu yapmamalısınız. Ne döndüğünü anlamıyorsunuz. Ama burada %99,9 biz yeneceğiz. O yüzden bakmama gerek yok. Birazdan dökülürler. Şöyle içlerinden geçeyim. Birisi yerde öptü bile. Yeri öptü. Bay bay. Elinize sağlık gençler. Şöyle motive edici bir konuşma falan yapabiliriz önlerinde yürüyerek. Gözlerinizde kalbimde yeşermesine izin vermedim. Korkuyu görüyorum tarzı. Neyse, hadi eve gitsinler. Evleri nerede? Burada. Çok uzakta Ançerya ya. Çok uzakta. Fast Travel açalım Ançerya'ya. Mordor'a aileler taşınmaya devam ediyor. Buradaki yeni evler geldi mi? Geldi. Hepsine tavuk bastık mı? Bastık. Popülasyon 250'ye doğru gidiyor. Bir sıkıntı var mı? Bir sıkıntı yok. Eksi bir ekmeğimiz var. Mordor'a borcumuz var herhalde. Yakacak biraz çalkantıda ama sıkıntı yok gibi. Bir tane kömürcüye bir kişi daha ekleyebilirim. Tarlaları hiçbir fikrim yok ne yapıyorlar tarlalarda. O yüzden tarla işini bıraktım artık pes ettim. Çok ihtiyacım da yok. Ve iç zırh nedense gelmedi arkadaşlar. Bir şey yanlış yaptık. Askerlere iç zırh gelmeli. Gelmiyor. Az önce buraya şey yaptım. Evet, iç zırh. İki tane linenden bir tane iç zırh yapacaksın. Linenim yok. Anlaşıldı. Çünkü linenim yok. Linen nereye gidiyor? Ha, insanlar mı giyiyor onu? Giymeyin. Pazara gitti galiba. Evet, insanlar giyiyor. İnsanlar giymemeli. Bu biraz sıkıntı. Ben ondan elbise yapacağım. Nasıl pazardan alabilirim onları? Üzdü. Bir sürü yünüm var. Buraya bir kişi daha koyayım. Hatta bir kişi daha koyayım. Hızlıca işlesinler.
şeyi kaptırıyor. Yetişemiyor. Terzimiz. Sıkıntılı. Aa, Bandit kampını unuttum. Evet. Kusura bakmayın. Sıkıntı yok aynen. 200 para falan veriyor. Bende 3K para var. Ama tabii atlamamalıyız. Geldiler bile. Şimdi geri yollamayayım. Çıldırırlar. Aslında gitsinler. Haydi gitsinler. Hatta koşturuyorum. Yani oyunun başında çok 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 önemli ama şu anda yani sonsuz şeyimiz var. Paramız, influence'ımız var. Prestijimiz de 2K oldu. O da muhtemelen gerekmeyecek artık. Çünkü Lord'un orduları bayağıdır gelmiyor. Bir bölge kaldı arkadaşlar haritada. Buraya gelip konmaya başlayacak yakında. Ve ben hayır alamazsın diyeceğim. Ve meydanda çok büyük bir savaşa gireceğiz yakında. Muhtemelen bir sonraki yayında olacak bu. Bu arada bir sonraki yayın Cumartesi akşamı muhtemelen. Bakar olun kanala. Meydan okuyacağız Lord'a ve bölgelerine dalmaya başlayacağız. Çünkü ufak tefek hazır hissediyorum kendimi. Paralı asker de alırsam bence tokatlayabiliriz. Parayla linen alabilirim ama gereksiz pahalı olur. Zaten deli gibi param var ama almayı tercih etmiyorum. Burada ketenleri işliyor, hünleri de işliyor. Bu arada lineni galiba koyun şeyinden yapıyoruz, değil mi? Kaç koyunumuz oldu? 19. Koyun sayısı da artıyor. Satın almaya devam edelim. 30 değil de 50 tane koyunumuz olsun. Bir mesaj mı? Ne? Ha, kampı aldık. Kampı aldık. Teşekkürler. 170 gold geldi. Gerildim bir an. Mesajı görünce. Ve sonunda geri dönebilirler. Metin de ismine kavuşabilir. Ancerya. Çok uzaktalar. Koşsunlar. Itzer kaç para? Güzel soru. Alabilirim de. Kendim üretmeyi öğrenmek istiyorum açıkçası bu oyunda. Çünkü işimize yarayacak ileride de. Ekonomiyi kurmak. Her şeyi parayla da alabiliriz. Bakalım. Alabilirim. Sıkıntı değil yani. Bize koymaz muhtemelen. Itzer. 16. Yani haydi alalım, seni mi kıracağım? Ama o zaman üretip üretmediğimi anlamayacağım. Neyse haydi alalım. Import diyorum. 50 tane aldım. Zamanla alacağız. 51'e çıkarsa ki anlıyoruz ki üreteceğiz. Ve böylelikle bayağı sağlam olacaklar. Hatta sizi mi kıracağım? Plate Armor'ı da açıyorum arkadaşlar. 400 para abanıyorum çünkü çok zenginim. Import diyorum. Bir tane satın alacağım. Bir tane ve böylelikle askerlere koyabiliyor muyuz görebileceğiz. Normal askerler plate giyemiyor olabilir. Giyemiyor olabilir. Tarlalar ne yapıyor? Arpa... Hiçbir fikrim yok. Neyse. Kendi hallerine bırakıyorum şeyleri. Aslında... Keten'e ekiyorlar mı? Bilmiyorum. Şunları kullanabiliriz artık. %47 buğday. %50 buğday. Bakalım ne yapacaklar. Bir tanesini açtım. Ve madenimize de bakalım. Yani madenden ses gelmiyor açıkçası. Eksiliyor şu anda. Deli gibi eksiliyor. Yeni evlere bakalım. Şunları yaptık değil mi en son? Evet, iyi hatırlattın. Ya buraya keçi koyacağım arkadaşlar. Çünkü derim bitti. Linen -4 mü? Derim bitti. Ayakkabı yapamıyorum. Aslında bahçeleri de birazcık büyük ama sıkıntı yok.
Keçiye ihtiyacım var şu anda. Güzel. Burada elmalar büyüyor. Şeyimiz ne alemde? Granary. Yumurtaları topluyor. Ekmekler halen ekmek geliyor. Evet, 77 unum var çünkü. Çok iyi. Rakamlar çok iyi. Şimdi sur yapacaktık ama yeterince plank birikmedi açıkçası. Buraya yapabileceğimiz son bir bina daha var. İki tane aslında. Bir tanesi sur. Kapı ve duvar yapabiliyorsunuz. Çok büyütmeyeceğim. Eğer yol kurarsanız önceden onun üstüne kapı çekiyor. Yol yoksa çekmiyor, onu söyleyeyim. Şöyle 50 plank'i koyabiliyorsunuz. Daha büyük yapmanızın bir manası yok. Ama 50 plank'im olmadığı için bu bug'lara girebilir birazdan. Aptal şeyler oluyor. Bakalım ne yapacaklar. Belki yapmazlar bile. Çoklu oyunculu değil şu anda. Yaparlar mı bilmiyorum. İleride belki olabilir. Mordor'da daha çok market lazım diye ağladılar. Hemen yapıştıralım bir market. Ortadaki markete devam bence. 2 mi? O kadar değil. Daha büyük bir şey yapalım. Yapıştır. Şuralar market alanı olsun. Nasıl gidiyor? Şahane gidiyor gerçekten burası. Şahane gidiyor. Bir sonraki hedef. Yani level atlattırmaya devam edebiliriz şu anda. Çekinmiyorum açıkçası. Tier 2 yapabiliriz bu evleri. Ve 3 tane upgrade'lersem bir seviye daha atlayacak Mordor. Aa, Metin, özür dilerim. Doğru. Ordumuz geldi mi? Tam sınırdaymış Metin. Öyle bir zamanlamayla yazdın ki. Gerçekten alkış. Geldiler. Öncelikle salmam gerekiyor. Okey, şimdi seçebilirim. Alt sıraya girdik ömürle beraber. Metin geldi. Zırhını upgrade'liyoruz. Bir azman daha katıldı aramıza. Bu arada experience kazanıyorlar da şunları açmamışlar. Muhtemelen level atlayınca özel skill'ler falan da verebiliyorsunuz. Bu da çok merak ettiğim bir şey. Ama şu anda havaya muhtemelen experience alıyoruz. Mordor ve Hançerya arasında ticaret yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Çok iyi hatırlattın. Hatta onu yapalım mı? Bu arada 20 dakikaya veda edeceğim yayına. Yoruldum. Haftayı çok kadar uzatmayacağım. Haydi yapalım. Onun için arkadaşlar... Ne yaptığınızı hatırlamıyorum. Çözeceğim şimdi. Trading post yapıyorsunuz. Ticaret şeyi. Nerede Mordor? Kuzeyde kalıyor. Aslında şu ana yoldan gidecekler muhtemelen. O yüzden burası çok mantıklı. Pazar burada. Ticaret binamız burada. Şuraya koyabilirim. Buradan muhtemelen şu ana yola bağlanacaklar. Ve buradan Mordor'a gidecekler. Bunu kursunlar gösteririm şimdi. Ne yazık ki ticaret olayı aşırı derecede üzücü. Gösteririm neden olduğunu. Beraber üzülürüz onu izleyip. Şimdi buraya keten ektiler. 38 diyor. Yani şu sağdaki rakam yüksek olunca demek ki iyi bir şey yaptık. Kendi hallerini bırakıyorum.
Madeni ne yapacağız? Ben diğer save'ime bakacağım arkadaşlar. Orada çünkü çok net hatırlıyorum. Sonsuz yazıyordu. Ama burada azalıyor. Belki bitirmem gerekiyordur. Aynen. Bir sonraki yayında bakarız. Halen şey var. Orada 700 tane var. O yüzden çok patlatmayacak bizi muhtemelen. Mutsuzluk ne alemde? Fena değil. Bira vermiyoruz diye biraz sinirlendiler ama öküzlere bakar mısınız? O kadar çok öküzümüz var ki. Takır tukur malzeme getiriyorlar. Keten kaç tane söylüyor? 57 diyor şu anda ve son barda ekiyorum. 65'e çıktı. Peki. Buğdayı da bir deniyoruz. Ticaret şeyimiz gelmek üzere. Geldi. Haydi bakalım Mordor'la ticareti deneyelim. Şimdi bir sürü atım var. Buraya bir tane at ekleyebilirim. Başka at alayım mı? Bir tane daha yer var arkadaşlar. Bir tane daha at siparişi vereyim de. Güzel. Buradan ticaret bağlantısı kurabiliyorsunuz. Bir saniye yanlış bir şey kurdum ben ya. Trading Post vardı. Bir saniye beynim yandı. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Trading Post. Hayır canım yanlış şeyi kurdum. Bunu yıkacağız. Nasıl yapılıyordu? Ben yapmadım daha önce. İnternette görmüştüm. Ticaret. Lojistik. Bu. Bunu yapacağız arkadaşlar. Pack Station yapacağız. Bu değil. Buna bay bay diyoruz. Yanlış inşaat. Mimarı kovdum. Mimarlar ve mühendisler hepsi kovuldu. Bunu yapacaksınız. Pack Station yazıyor zaten. Aslında bir saniye. Yo. Tamam. Bu. Şimdi oldu. Aylık yakacak var. Sıkıntı yok gibi. Sadece çok hızlı büyüyüp böyle bir dengesiz şeye girmek istemiyorum. Döngüye. 50 tane içliği almışız bile. Bir tane de plate armor almışız. Şimdi onları inşa ederken test zamanı. Test zamanı. Şimdi bunlara tıklarsam 6 tanesi içlik giydi. 36 kişinin hepsi miğfer taktı. Hoş geldin Mehmet. 29 tanesi sadece içlik armor giydi. Halbuki bende 124 tane var. Sizin derdiniz nedir? Neden 29 tanesi giydi? Ve neden 6 tanesi içlik giydi? Bende 44'e indi. Gerisi giymedi arkadaşlar. Kaşındı yapıyormuş belki de. Bilmiyorum ki. Giymeyi tercih etmediler. Şunları toplasam buraya. İşlerinden güçlerinden olacaklar ama belki vakit gerekiyordur. Ve plate armor'ı da giymediler bence. Geliyorlar. Durduk yere şey yaptım. Sol baştan say. Sonra dağılacaklar. Yalnız çok absürt bir şey. Askerleri toplayınca bu sefer armorlarını göstermiyor. Bunları biraz optimize ederlerse çok tatlı olur.
Tab'e bassam da arkadaşlar giydikleri şeyleri göstermiyor. İşaretlemesem onları. Şimdi göstermiyor. Ne giydiklerini şu anda. Sağ klik, sol klik, orta klik. Aa, göstermiyor. Sadece zırh değerlerini gösteriyor. Ne giydiğini bilmiyorum. O yüzden dağılıyorlar. Dağıttım. Enteresan. Bilmiyorum. Ürünüm var ama giymediler. Plate Armor'da giydiklerini zannetmiyorum açıkçası. Kışın giyerler. Hiç zannetmiyorum. Depodan almaları olabilir arkadaşlar, sıkıntı. Çünkü nerede o zırhlar? Burada değil. Evlerde olmalı diye biliyorum. İnsanlar evlerinde saklıyor şeyleri, zırhlarını. O yüzden depolara bakacak olursak burada. Burada 42 tane mail armor var bu depoda. Diğer depoda ise... Yo, depoda değiller. Yeni aldığım zırhlar nerede? Sıfır. 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 Çok enteresan. Neyse çözeriz. Çözeriz. Test ediyoruz en azından. Ufak tefek test ediyoruz. Biz yağma yapamıyoruz. Hayır. Bandit kampını yağmalayabiliyoruz sadece. Şey nerede bilmiyorum şu anda. 50 tane zırhı nereye koymuşlar bilmiyorum. Depolardan hiçbirinde görmedim çünkü. Belki evlerine gitmemiştir. Ben de öyle düşünüyorum ama depolarda değil şu anda. Ne oluyor? Mordor level atladı. Biz bakmıyoruz. Kendi kendine inşaat falan mı yapıyor Mordor? Mordor level atladı. Enteresan. İçliği hiçbir yerde görmüyorum arkadaşlar. Ya depoda olmalı ya ticaret yerinde olmalı. Hah, bir tane var burada. Bir tanesi orada. Belki öküzdedir ve depomuza gelmemiştir henüz. Bir yerden alıyorlardır. Enteresan şeyler. Neyse. Çözeriz bence bir sonraki bölüm. Şu anda kimsenin deposunda da... Hah. İşte bu. Evde kaç tane erkek varsa o oranda alıyorlar diye biliyorum. Burada göstermiyor nedense. Bilmiyorum. Ya bunlar çok oturmamış tabii. Ya da bizim çözmemiz uzun sürecek. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. NPC'nin üstüne tıklayamıyorsunuz. Hayır. Hiçbir şey göstermiyor. Ve kışa girdik. Hızlandıralım oyunu. Kışın çekilmez. Surları yaptılar mı? Surları yapmadılar. Çünkü plankim yoktu ya. Bir daha girelim. 65 plank olmadan arkadaşlar inşa ettirmiyor. Bende 62 tane var. Şu surları da yapmak istiyorum. Söz verdim. O bölümün başında. O yüzden derin madenimizin deposu da olmuş. Hadi ya. O yüzden plank'e ihtiyacım var. Plankçiler full mu çalışıyor? Plankçiler de full çalışıyor. Çalışmıyormuş. Şimdi full çalışıyorlar. Doğru bina değil mi? Sawpit. Aynen. Tamam. Blankler geliyor. Surları bitireceğim yayını bitirmeden önce. Derin maden şeyi dolmuş diyor. 50'de 50. Bunu kimse taşımıyor. O yüzden depolara belki birer kişi daha ekleyebilirim. Ki nereye gitti popülasyon? Bunları kovdum. Ya da bir kişi kalsın. Madenden çıkarabilirim birkaç kişiyi. Hallettik.
Ticaret merkezini kurdum. Aynen, şimdi göstereceğim. Burada minnacık bir şey. Ve ne yazık ki hayal kırıklığı şu aşamada. Ha, bir tane aile ekliyorum buna. Bir tane at ekleyemedim. Niye? Yoldan yola bağlantılı değil diyor. Şimdi. Connected oldu. Şu şurayı bağlamadığım için. Ne yazık ki öküz gösteriyor da buraya at gelmeli arkadaşlar. Ticaret şeyinden bir atı kovarsam muhtemelen oraya gidecek. Okey, gelmedi. Neden bilmiyorum. Bu arada bir tane daha at yeri yapalım mı şuraya ahır? Buralara bir yere. Ya da şunu hızlıca upgradeleyebilirim. Otomatik olarak çekmesi lazımdı. Çekmedi. Atı. Şu at boşta bekliyor ya. Bir tane daha sipariş verdim. 25 tane koyunumuz var. Koyun yukarıda da yazıyormuş bu arada. Şimdi fark ettim. Burada da yazıyor. Ha, atlar geliyor. Enteresan. Buraya neden gelmiyor? Bir sürü boşta atım olması lazım yanılmıyorsam. Şu anda arkadaşlar 7 tane atım var. Peki, atsız deneyelim. Olduğu kadar. Bir kişi koyduk buraya. Koymuyor at. Biraz daha sipariş vereyim. Belki bir sıkıntı vardır. Ve ticaret yok aslında arkadaşlar. Takas var. Bir takas sistemi kurabiliyorsunuz. Ve partner seçiyorsunuz. Benim 4 bölgem var. Mordor'la takas yap diyorum. Ve bir şey yolla. Mesela ne yollayabiliriz burada? Abartılı olan ne var? Yumurta var da oranın yemeğe ihtiyacı yok. Mordor'a ne gider güzel? Zırh yollayabiliriz mesela. Orada asker yapmak için. Yani kılıç ve kalkan yollayabiliriz. Kılıcı seçiyorsunuz ve karşılığında bunu direkt yollayamıyorsunuz. Al oraya kılıç yollayayım, oranın ihtiyacı var. Absürt bir şekilde buna izin vermiyor oyun. Takas yapmanız gerekiyor. Yani Mordor'dan bir şey almam gerekiyor. Aksi takdirde yaptırtmıyor oyun. O yüzden bir Mordor'a gidelim hızlıca. Orası da level atladı bu arada. Ne var burada Hançerya'ya yollamak istediğim? İlla yollayacaksan. Plank var. Kesinlikle Plank var. Plank yetişmiyor Hançerya'da. Burada da 100 tane Plank var. Gidiyorsunuz. Plank alacağım diyorsunuz. Mordor'dan. Ve size bir ticaret takas oranı veriyor. Mordor'a inşa etmeye gerek var mı bilmiyorum. Ona da bakarız birazdan. Ve çarpı 4'müş arkadaşlar. Anladığım kadarıyla bir kılıç 4 plank etmesi lazım. Kılıcın daha pahalı olduğunu düşünüyorum. Ve bunu aktive ediyorsunuz. Transporting başladılar bile. Şeye gerek var mı emin değilim. Bakalım çalışıyorlar. Bu. Tüccarımız bu şimdi. Nereye gidiyor?
Oraya gidiyor. Mordor'a kurmaya gerek var mı emin değilim. Muhtemelen var. Nasıl yapacak, neler yapacak izleyelim. Ama direkt yollayamıyor olmanız bence çok kanser bir durum. Ben lordu değil miyim bu bölgelerin? Yani bir şeye ihtiyacım var, yollamak istiyorum. İlla takas yaptırtıyor. Umarım değiştirirler bunu. Hoşuma giden bir şey değil. Ya takas yapmak istemiyorsam. Ve oyunun aslında şeyinde yatıyor. Depoya gitti bu arada, bir şeyler aldı o adam. Ne taşıyor? Kılıca taşıyor muhtemelen. Bakayım. Bartering, ticaret yapıyor diyor. Yazmadı ama %90 kılıç aldı bu adam. Ve şeye götürüyor şimdi. Bir kılıca muhtemelen 4 tahta. Gidip kılıcı koyacak oraya. Nereye gidiyorsun? Mordor'a yürüyor bu adam. Mordor'a gitti. Depoya gitmiyor. Fake attı. Ne yapıyor bu adam? Arkadaşlar Mordor'a gidiyor bu. Mordor'a yürüyemezsin öyle. Elini kolunu sallayarak. Upuzun bir yol var. Okey, direkt depodan aldı. Umursamadı. Ne? O zaman burayı depolamıyorlar. Halbuki deposu var bunun. Ben de sizle öğreniyorum. İlk defa yapacağım. İnternette biraz izledim de burası değil. Burası. Buraya koymadı. Diğerleri ne yapıyor? Diğeri yardırmış bile. Hepsi arkadaşlar depodan kılıç aldı ve Mordor'a yürüyorlar şu anda. At olursa atla gidecekler. Ve 4 tane muhtemelen şey alacaklar. Plank. İzleyelim bunları şimdi. At neden koyamıyorum? At neden koyamıyoruz? Deli gibi atım var arkadaşlar. 7 tane atım var şu anda. Aynen. Umarım yüzüğü unutmamıştır. Giderken sıkıntı olabilir. Biraz daha at alacağız. Yapacak bir şey yok. O adamı izleyeceğim birazdan. Onun yolu var bayağı. Demek ki direkt depodan alıp gidiyor. Geri getirirken de bilmiyorum. Göreceğiz, göreceğiz. Diğer yere de kurmadık bu arada aynı istas. Yondan. Ben şunu upgrade'le. Yedi tane mi var? Açıkçası bilmiyorum. Bu benim kafamı karıştırıyor. Parantez içindeki şey herhangi bir yere konulmamış hatlar arkadaşlar. Unassigned yazıyor. Yani herhangi bir binaya ekleyebiliyorsunuz aslında öküzleri ve atları. 6 tanesini eklememişim. Totalde 7 tane var bende. 6 tanesini eklememişim. Mesela buraya ekleyebiliyorsunuz. Bir tane ekledim. Artık 2 öküz var. Orası 5'e indi gördüğünüz gibi. Yani 5 tane atı ve 5 öküzü hiçbir yere koymamışım, eklememişim. Özgür bir şekilde takılıyorlar. İnsanlar alıp kullanıyor. Fakat buraya ekleyince kabul etmiyor. Yok gibi davranıyor atım. Ya da öküzüm. Yani bug demek istemiyorum her şeyi ama koyması lazım bence. Koymadı. Belki kapağı aç yaparsak bir sonraki bölümde işe yarar. Şimdi bu adamlar nerede? Wow, gitmişler bile. Ha, gelmişler bile. O kadar da uzak değil ya Mordor. Şuradan. Bence yol da çekebilirim. Ana ticaret yolunu da kullanmıyorlar hiçbir şekilde. Şu madenin önündeki yolu arkadaşlar. İki bölgede benim olduğum için bağlayabildim. Hatta şu ana yolu buraya uzatıyorum. Uzatamadı. İşte bu. Şuradan bir ticaret yolu yaptık Mordor'a. Bakalım ne yapacaklar. Uh,
At istemiyor mu? Öküz mü istiyor? Bakayım. Mule dedi. Bir saniye, bir tane daha mı hayvan var? Ben onlara at diyordum da mule... Ya mule da aslında at. Bir tane daha sipariş ettim utanmadan. Yo, iki hayvan var arkadaşlar. Oo, bir saniye. Teşekkürler. Haklısın. Kesinlikle haklısın. Şey, öküz de varmış. Öküz değil. Eşek gibi bir hayvan da varmış. Ben bunu bilmiyordum. Süpersin. Teşekkürler Bedirhan. Aynen. Hiç dikkat etmedim. Çünkü tipi ikisinde ata benziyor. Şimdi oldu. 10 numara. Şimdi oldu. Ben direkt at diye varsaydım onu. Böylelikle o gelsin, ekleyecek buraya. Sipariş ettim. İki tane de getirebiliriz. O arkadaşlar yürümeyecek bundan sonra. Katırla atın arasındaki fark ne arkadaşlar? Bilen var mı? Ben gerçekten bilmiyorum. Sayenizde çözdük. 400 kişiyle beraber çözebildim bu problemi. Sağ olun gerçekten. Şimdi neredeler? Onları bir takip de etmek istiyorum. Okey, biri burada. Geldi. Kadın ilk varmış. Aslan. Katerina. Ne yapacak? Hack Station. Depoya gidiyor muhtemelen. Plank çekecek ve kılıcı koyacak. Gözüm üstünde. Katerina. Depoya bakalım. 104 plank var. Şu anda. Ve bir şeyler yapıyor. Kılıcı koydu. Kılıcı koydu. Bir tane plank aldı. 4 tane al. Katerina. Ne, belki aynı anda başka birisi de koymuştur. Ama bir tane aldı gibi geldi. 104-103'e indi. Birebir yapmaması lazım. Katerina kaptı kılıcı. Taktı beline. Dönüyor. Galiba katır koyarsanız onar onar taşıyorlar. Okey, herkes çiftleştirme uzmanı benim haricimde galiba. Bir şey daha öğrenmiş olduk. Anladım. Arkadaşlar bir plank aldı çünkü insanlar bir şey taşıyabiliyor. İnsanlar sadece bir taşıyabiliyor. O yüzden absürt bir şekilde oran 1'e 4 olsa da bir plank aldı. Belki bir bug bulmuş bile olabiliriz. Böyle lehimize çevirebileceğimiz. Depo mu dolmuş? Yok, sıkıntı yok. Evet. Kesinlikle öyle. Bir tane taşıyabildiği için bir tane plank aldı, geri dönüyor. Kılıcı bıraktı. Demek ki sadece bir tane istasyon ile takas yapabiliyoruz. Ama Mordor'a da kurarsam oradan da getir götürü yapabilirim. Onun popülasyonunu kullanarak yapabilirim. Mesele o, gördüğüm kadarıyla. Kimin popülasyonuyla takas yapmak istiyorsun? Burada çok daha fazla insan olduğu için ben Hançerya'ya kurabilirim bunları. Çift taraflı şey yapacağız. Katırımız muhtemelen gelecek birkaç güne. Bilmiyorum Ali Rıza. Ben zannetmiyorum. Üç kere boş dönüp gidip plank alacağını zannetmiyorum eşitlemek için. Bence 4 tane aldığını zannetti kafasında ama taşıma kapasitesi 1 olduğu için bir tane aldı. Birebir yapacak. Enteresan bir şey aslında. Yapımcılar muhtemelen biliyordur bu olayları. Şimdi şey gelsin, onar taşıma kapasitesi olacak bunların. O yüzden sıkıntı yaşamayacağız. Sıkıntı yaşamayacağız. Bu arada köy ne yapıyor? O kadar odaklandık ki iyi ki kendi kendini götürebiliyor. Ketenler yetişiyor. Buğdaylar ne yaptıkları belli değil. Yemeğimiz plank. 124 plank olmuş. 10 numara. Ve sonunda şu surları yapabileceğiz arkadaşlar. Erteleyip duruyorum. Buraya basıyorsunuz. Castle Planner. Commit diyorum.
Haydi inşaat başlasın şöyle. Çarpı 4 ile 12 ile izleyelim surlarımızı. Banditler gelince yani surlara mı vuruyorlar? Ne işe yarıyor? Kozmetik mi? Açıkçası bilmiyorum şu aşamada. Ama güzel duracak en azından. Aynen, daha çok ticaret merkezi ve katır alarak ya da daha çok insan ekleyerek daha çok takas yapabilirsin. Bütün köy seferber oldu, bakar mısınız? İnşaata. Şahane. Ama ben takas olmasını sevmiyorum. Keşke karşılığında bir şey almamız gerekmeden yollayabilsek. Çünkü düşünün, şu anda 4 tane bölgem var. Hepsine şehir kurarsam, hepsi birbiriyle takas yaparsa benim beynim erir. Onun yerine bir ham madde yollayabilecekleri otomatik bir şey inşa etmek istiyorum ben. Hançerya'dan Mordor'a tahta gitsin düzenli olarak. Orada da plank üretsinler, ne bileyim. Takas olayı çok komplikeleştiriyor oyunu bence. Öyle bir zorunluluk. Bence değiştirirler onu. İstediğimiz kadar ticaret merkezi yaparız. Ama bence ihtiyacımız yok yani. Şu aşamada çok da ihtiyacımız yok. Kışın sonuna geliyoruz yavaştan. Bakalım surlar biraz vakit alıyor. Mart'a girdik şimdi. Mart'a girdik de tarlalar ne yapıyor? Buğday, ekin. Haydi arpa da ekin. Bakalım ne yapacaklar. Şimdi buraya bir popülasyon yığmak istiyorum. Her şeyden çekerek. İnsanlar yardırsın istiyorum şeyde. Tarlalarda. Bakalım ne yapacaklar. Güzel. Şeyi maxlıyorum tarlayı. Kafalarına göre takılsınlar. Halen bu kadar kişi çözemedik tarımın nasıl çalıştığını. Keteni çözdük. Keten aslan gibi büyüyor her seferinde. 59 tane alıyoruz. Buğdayla arpa kafasına göre. Şimdi ikisini de muhtemelen ekeceğiz. İlkbaharda ek diyor. Bakalım ne olacak? Vatandaşlarımız ne yapacaklar? Hançerya'yı Mordor'a doğru genişletebilirim bence. Yine bütün ayarları farklı kalır. İnsanlar gidip gelmez diye düşünüyorum bölgeler arasında. Yani görsel açıdan güzel olur da işlevsel açıdan bir işe yaramaz muhtemelen. O kadar da. Takası daha kolay yapabiliriz yakın olduğu için. Mesela arpayı ektim şu anda. Sıfırda sıfır diyor. Ekmedim daha doğrusu. Toprağa işliyorlar. Şimdi ekmeye başlıyorlar. Şu sağdaki rakam artmalı. Heh, artıyor. Okey. Şu ana kadar her şey normal. Çok doğru. Bu arada bir tane daha farmhouse yapıp aslında 20 kişiyi de salabilirim buraya. İleride öyle yapacağız. 20 tane çiftçi salacağız. Aa, banditler geldi. Şimdi uğraşmak istemiyorum. Çok uzaktalar çünkü. Dünyanın diğer ucundalar. Ama ürün çalacaklar bizden. Peki. Yollayalım askerleri. Ve surlarımız bitti. Böyle bir şey oldu arkadaşlar. Bir tane de okçu kulesi gibi bir şey yapacağım. O da ne işe yarıyor çok bilmiyorum. Bir noktada. Azmanlarımızı yollayalım oraya. Aynı yerde çıktı bandit kampı. Bakalım. Okey, hepsini ektiler arkadaşlar ve 10 diyor. Okey, galiba çözdüm. Sonunda çözdüm arkadaşlar. Şeylerin çözdüm. Hasat zamanları farklı ürünlerin. Tamam, çözdük. Çözdük. Sağ üstte zaten mouse'u götürünce arkadaşlar
bir sonraki hasat diyor. Buğday için 81 gün, keten için 161 gün, arpa için 68 gün. Yani buğdayla arpayı ilkbaharın sonunda hasat ediyoruz. Çünkü şu anda Mart'tayız, ilkbahara girdik. 60-90 gün. İlkbaharın sonuna doğru hasat ediyoruz. Yani sonbaharda ekmemiz lazım. Kesinlikle sonbaharda ekmemiz lazım buğdayla şeyi. Kapa, bunları yak diyorum tarlaları. Çözdüm. Beraber çözdük. Bunu da ekmeğin sal. Keten ise onun hasadı farklı yazıyor. 160 güne. Halbuki büyüdü bile. Keteni de anlayacağız. Ellemeyin. Hasat dönemini kaçırdık. Okey. Hepsi bekliyor tarlaların. Bir sonraki bölüm halledeceğiz. Galiba anladım. Şeye bakmanız gerekiyor sağ üstten. Hasat dönemi geçtiğinde ekmeniz gerekiyor. Bundan sonra böyle deneyeceğiz. Hayır. Şimdi de kayboldu. Kayboldu çünkü buğdayı kaldırdım. Beynimi yakıyor bu gerçekten. Beynimi yakıyor. Son olarak da şuraya bir kule yapalım. Güzel duruyor çünkü. Aynen, düşmanlara bir şeyler fırlatabilirler falan diyor. Şöyle arkaya ekleyebiliyor muyum duvarlara? Duvarlara eklemiyor. Şöyle arkaya arkadaşlar bir tane koydum. Koyamadım. Koyamadım, pes ettim. Bir sonraki bölüm bakarız. Yani sur dediğiniz bu. Maksimum bunu yapabiliyorsunuz şu aşamada. Fena da durmadı. İleride muhtemelen çok daha fazla eklentiler koyabileceksiniz. Ofisler yapabileceksiniz böyle. Farklı şeyler açan. Yetkiler veren. Çünkü şu anda sadece iki çeşit vergi var. Ticaret vergisi, paralı asker, vatandaş, savaş. Bunlar için ayrı binalar yapabileceksiniz diye düşünüyorum. Ve bu sayede de şey gelecek. Çok daha güzel bir kale inşa edebileceksiniz. Ama şu aşamada sadece bu kadar. Gübreyi açmadık, o yüzden koyamıyorum şu anda. Teknoloji ağacında açmanız gerekiyor gübreyi. Yok ya, çözemedim tarım işini. Gerçekten kanser oldum. 100 tane oyun oynadım böyle. İlk defa bu kadar kafayı yiyorum. Çözemedim. Çünkü tahılı kaldırdığım anda yukarıdaki zamanlamayı kaldırdı. Bakalım. İnternette de yok yani cevabı. Buluruz. İhtiyacımız yok. Muhtaç değiliz tarıma. Şunları temizleyelim. Köye sur çekemiyorsunuz arkadaşlar. Sadece etrafındaki malikanenin ufak bir alana çektirtiyor. Verginin olayı arkadaşlar sol üstteki parayı sağ üstteki paraya eklemek. Bölge parasını benim şeyime ekliyor. Halktan para gelmiyor yani. Erittik. Unutmayalım Bandit Kampı'nı bu sefer. Bölgenin hazinesini Lord'un hazinesine ekliyor. Yani sıfırdan gelmiyor para. Aktarım olarak düşünebilirsiniz. Teşekkürler Fatih. Dönebilirler evlerine. Evet. Arkadaşlar 3 saati devirmişiz. Ben yoruldum. Yavaştan veda edeceğim sizlere. Nüfusumuz 216'ya çıktı.
Köyü daha da geliştirmeye, büyütmeye devam edeceğiz çünkü sola doğru yayılıyoruz artık. Tarım işini çözersek daha tatlı olacak. Bu bölüm koyunları yaptık. 34 tane koyunumuz var. Deli gibi yün geliyor. Bir kişi yetiyor mu buraya, ondan bile emin değilim. Hadi iki kişi ekleyelim. Yani hepsine yetişebiliyor mu emin değilim. Elinden geleni yapıyor. Ve şahane olacak köy. Şu tarlaları da çözersek. Bir noktada çözeceğiz diye düşünüyorum. Yakında büyük savaşlara girmeye başlayacağız. Bu lorda dalmaya başlayacağım. Haddini aşarsa. Ve survival açısından çözdük gibi duruyor arkadaşlar oyunu. Yani herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Hançerya'da 8 aylık şey var. Demek var 15k para yaptık artık. Nereme koyacağım bilmiyorum o parayı. Ha, nüfus 300'ü geçer muhtemelen bir sonraki bölüm. Tek sıkıntılarımızdan bir tanesi şu maden olayı patladı gibi. Umarım bug'a girmemiştir. Çünkü sonsuz olması lazım ama göstermiyor. Belki load yapınca bir daha açtığımızda onu da çözeriz. Katır geldi mi bakalım, seni mi kıracağım? Katır gelmiş. Bir tane daha sipariş ediyorum. Bakalım insanlar katırla mı takılıyor? Yes. Burada. Katırla geliyor. Ama inventory'sine bakamıyorum ne yazık ki. Zaten diğerleri de bu yoldan geliyor olmalı. Bu katırsız geliyor. Katerina yine yürüyerek geliyor. Bir katır olduğu için diğerleri yürüyecek. Bakalım kaç tane kılıç getirmişler. Aa, 69 kılıç getirmişler. Hayır. Hepsini getirmeyin. Kapıyorum. Bütün kılıçları buraya getirmişler. Neyse 138 tane daha var. Kapıyorum arkadaşlar. Şey, limiti yok çünkü. Açık unutursanız iyi ki hatırlattım. Ben onu açık unutacaktım çünkü. Yeter, yapmayın. Onun yerine kalkan da yollayalım. Orada da ordu kurmayı deneyeceğim arkadaşlar. Kalkan plank. 2,5 katı mesela. Lütfen bir sonraki bölüm bunu hatırlatın. Yoksa bütün kalkanları oraya yollayacağız. 2 öküzle beraber. Bunu hatırlamamız lazım. Şey deneyeceğim. Belki iki bölgede farklı bir şekilde ordu kurabiliyoruzdur. Şöyle. Şu anda silahım yok da. Ha, ama tek bir total şeyim oluyor aşağıda. Okey. Olmuyor muhtemelen. Olmuyor. Olmuyor. Mordor'a devam edeceğiz arkadaşlar bir sonraki bölüm. Ticaret şeyini açacağım. Alış satış fiyatımız eşitlenecek. Burayı da maksimize edeceğiz ve sonsuz demir ve kil çıkararak her şeyi satın alacağız buraya. Bir ithalat cenneti yapacağız. Bakalım. Ve 36 aylık yemeğimiz var. 34 aylık yakacağımız var. Bu ne ya? Sebzelere bakar mısınız? Saçmaladı burası. Neyse. Link'e bağlı Ali. Atmamanı tercih ederim. Güzel. Burada veda ediyorum arkadaşlar. Yine şahane bir yayın oldu. Şu arkadaşlarımız da eve gitsin. Onları da unutmayalım. Dediğim gibi bir sonraki bölüm muhtemelen cumartesi akşamı olacak. Bakar olun. Çünkü büyük savaşlara girişebiliriz bir sonraki bölüm. Popülasyonumuz şey yapıyor. Kaldırabiliyor artık büyük bir orduyu ve paralı askerleri. İsteyen Mordor'a taşınabilir gerçekten. Hançerya'dan sıkılanlar. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere.